Yo, Minasan Mephisto diye. Sizlerle değil, bizle. Yo, bizlerle de değil. Bizlerin oynadığı Golden Bear'ın Kaderi adlı FRP oyunumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Karamat, Yuki ve depresif Pikachu var. Falan. İşte, merhaba çocuklar, ne yapıyorsunuz? İyi. Sen nereden tekrar başladın? Cümleye tam giremedim, olmadı. Çok büyük sıçtım diye. Ben de yanlışlıkla Devam Skype'ı ediyoruz şu an. Skype'ı niye kapattın ya? Yanlışlıkla oldu. Neyse. Biliyorsunuz ki bu iki FRP yayını oluyor kanalımızda. Bu bir öbürü olan ve falan böyle. Lan bildiğiniz FRP oynayacağız. Ne diyeyim ki abi, bu FRP girişlerine çalışmam lazım demek ki. Bilmem ne de falan, En çok son uzun ki süre boş yapabiliyoruz. oturumumuzda, İşte en son ki sen oturumumuzda neler oldu onları mesela? oyuna başladığımızda konuşalım. Şimdi oyuna başlamadık. Şimdi Şimdi boş yapma sanatı. hayatımda olmuş olan hiçbir şeyden bahsedeceğim. Şu olmadı. Uf. Bu yayına giremedik ya biz. Hayatında ne oldu? Olamadı ya işte. Bilgisayarım bozuldu. Serviste. Sen ne oldu bileyim? Açılmıyor, Kes. bilmiyorum nedenini. Fanlarımdan biri bana link attı, tıkladım ben de. Sonra bilgisayarım açılmadı bir daha. Başka bir ihtimal gelmiyor aklıma. Şey olduk. Ne olduk? Kanalın abonelikleri falan, ıvır zıvır şeyleri artık oldu. Emot yaptım. Yolladım bunu. Sanırım 4 haftaya kadar inceleme süresi varmış. Bir tane boktan bir emoji için 4 hafta beni niye bekletiyorlar? Yani 4 haftaya kadar, bu 2 günde olabilir tabii de. Ve hani ya fidarelik bir şey yapayım da falan diye yaptığım bir şeydi. Daha iyisini bulduğumuzda bir de o olsun diye bekleyeceğiz. Başka Hayat aboneliklerimiz beklemekle açıldı. Sakın geçiyor. abone falan olayım demeyin şimdi. Benim deli deli hareketler yapmayın. Sonra yayın Niye? yapmak zorundaymışız gibi bir... Çünkü bir şey oluyor bazen, siktir et bugün yapmayalım deyip geçebiliyorum. Şimdi ben sorumluluk yüklenmesini istiyorum üstüme. O yüzden paranızı bize şimdilik vermeyin. Şimdilik. Maaş atabilirsiniz. Ha, aylık zorlanmayız da maaşı alırız yani. O ayrı mesele. Abonelik ayrı, maaş ayrı canım. Tabii Maaş canım. ayrı. Maaş ayrı mesela. Bu artık benim maaşım Maaşta olabilirsiniz. Ben artık işi gücü portfolyo kasmayı bırakıp yattığım yerden para kazanabilirim. Bunları düşünün. Sevgili YouTube, sana sesleniyorum. Sen FRP'leri çok dinlemiyorsun. Sen şey yapma. Tamam, hazır mı? O zaman ben artık, çünkü daha fazla aklıma koşacak bir şey gelmiyor. evet. Öyleyse Evet, hazırım. herkes de hazır olduğuna göre çok da iyi. Geçen ha? Let's go dedi. Let's go. Geçen hafta ne olduğunu bize anlatarak başlamasını rica ederek, iki kere yaparak ederek oldu. Sözü Dungeon Master'ımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim Mephistodes. Şu an geçen hafta arkadaşlarımız, küçük maceracılarımız para, şan, şöhret ve Kera Hindiban'ın da tabir edeceği gibi kızları yakalamak amacıyla, bütün o şöhretin yanında kızlar gelmesi olmaz sonuçta yani. Bu şehir içerisinde olan cinayetleri araştırmak için kendisi ve arkadaşları Wolf ismindeki bir eski bir denizci olduğunu öğrendikleri bir adamın evine gittiler. Bu kişiyi, bu cinayetle ilgili ben bir şeyler biliyorum. Gidip, hani benimle konuşun. Burada konuşamayız. Yerin kulağı vardır deyip evine gidip ölmüştü. Bunlar da ona bakmaya gittiler. Bir baklar orada Bob diye bir herif var. Ceset yani, pislik birisi. Arkadaşlarımız burada kıvrak zekalarıyla ve Bob'un pek kıvrak olmayan zekasını kombine ederek Ben mi? buradan ve bir de samuraylarıyla, parlak kılıcı, onuru ve değişik zırhıyla kombine Bob'u kandırıp
Bob'un gideceği at arabasına en azından iki kişi olaraktan Samurayla Kaiser ile Kara Hindiba at arabasına binip at arabasında Kara Hindiba'nın yaptığı küçük bir etkileme büyüsüyle, bir müziği ile insanları kendisine kitlemesiyle at arabasını eve çarpmak suretiyle o Hayır. şişman adam Hayır, dediğimiz Bob'u atları büyülemek suretiyle at arabasını eve çarparak zavallı, fakir, bir fukara. ailenin. O adam hala yangını söndürmeye çalışıyor değil O ev hala yanıyor. şu an Onu ben bütün şehirde, bütün hani hikaye bitene kadar yakmayı düşünüyorum. Böyle uzaktan izleyeceğiz. Söyleme oğlum bize. Bütün şehir yanacak, bütün köy. Yok, sadece orası. O kadar. Oradan geriye sıçramayacak. Orası durur. Amaterasu gibi değil mi? Yanıyor orada, yanıyor. Yanıyor ama kül olmuyor nedense. Geek Fire. Hadi bakalım. Orada bizim at arabasının sahibi olan kişinin bir elf bir kadın olduğunu fark ettiler. O kişiyi zarar vermeksizin yakalamaya çalışmaya çalışırken kadının direnmesi suretiyle samurayımızın vurmak istediği kılıç darbesinin de etkisiyle bir gaz lambasının tahta duvarlara da vurmasıyla çıkan yangın, oluşan savaşlar çerçevesinde kadını bayılttılar. Bu da kül ettiler. Gerçi. Gerçeve. Bob'umuzu da kül ettiler. Gitti güzelim Bob. Çok üzüldü. Küçük nekromansiyi isteyen nekromansırı sorsanız bu olaya Ben. daha yapacak bir şey yok. Evet. Sonra kızı da kaçırdılar. Wolf'un evine. Şimdi sorguya çekecekler. Şimdi hepinizin aklında bir tane soru var. Bu kadar uzun anlatmaya gerek var mıydı? Yani hayır. Burada birinizin mikrofonundan, bunu Cemre ve ben duyduğumuza göre, ya yani Necdet ya Baytar'dan geliyor. Mikrofonunuza yumruk mu atıyorsunuz? Ne yapıyorsanız çok kıpraşmadan şey yapın. Benden olabilir mikrofon çünkü normal bir kulaklık mikrofon olduğu için tak tak vuruyordur bana. Okey. İşte dedim, o yüzden tahmin ettim. Anlatırken el kol yapıyor kesinlikle. Elini kolunu hareket ettiriyor. Olur öyle. Öyleyse en son eve gelmiştik sanırım. Evet, kızı da tutup eve götürmüştünüz hep beraber taşıyıp. Evet. Çok sevgili Kaiser omzuna Ve almıştı. Kara Hindiba da üzerine düşüyordu tabii. Yani ben daha görülecek işlerimiz var. Oraya daha gelmedik. Peki hocam, ne yapıyoruz? Eve geldiniz. Evin salon kısmında daha hani en azından yatırılabilecek, oturulabilecek ve daha konforlu olacağınız bir bölge orası, öyle söyleyeyim. Daha geniş en azından. Hepinizin de rahat rahat sığabileceği. Bir yere elf hanımefendi yatırdınız, ismini dahi bilmediğiniz. Üzerinde bir kılıç yarası olan, suratında da morluk olan. Belki çenesi kırıldı, belli değil. Baygın Kadına bir şiddet şekilde yatıyor. hayır. Kadına şiddete hayır. Nasıl hayır Koltuğa kardeşim? uzattınız. Neyse, bu konuyu şimdi sizle tartışmayacağım. Şu an yeri. Uzattınız. Orada şu an yatıyor baygın bir şekilde. Okay. Siz de. Yuki, sen bir not okumuştun ya. Ne yazıyordu onda? Ay, Olayın hatırlamıyorum şeyiyle ben ya, bak. seni çok dinleyemedim. Ben de hatırlamıyorum. Bir daha okuyayım. Oku bakayım. Okuyorum. Evet. Notta bu Harold'la alakalı, Harold denilen hani beyefendimiz, hani bu cinayetlerden sorumlu olduğunu düşündüğünüz veya hani bunun doğumu daha sıkıntı olduğunu, hani dedikoduların yayıldığı herifin kendisi Golden bir ailesinden olan Harold'ın bir tür işler peşinde olduğunu ve onun bir şeytanimsi bir şey olduğundan bahsediyordu ki sonrası çizilmişti zaten. Harold. Daha doğrusu Wow. yazılamamıştı. Bak sen bizim Harold'a ya. Vay be. Küçük küçük prens menes diyorduk, dalga geçiyorduk. Şeytan çıktı oğlum. Şeytan Prens. I like. Adamı tavladı. Benim bir anda aklıma dank ediyor şöyle bir şey. İlk Bob'la birlikte odaya girdiğimizde orada bir yüzük vardı. Ben bir onu cebime atmak istiyorum.
bir dakika ya, siz burada bir durun falan deyip bir yüzüğü alacağım. Öyle hemen sıvıştın odadan, sağ tarafa doğru gittin. İlk değil ikinci kapının oradan, o köşeden girdiğinde o masanın ve cesedin yendiği yerin oraya geldim. Koku hala duruyor. Hoş değil ama yüzük orada duruyor. O hoş. Tamam, yüzük var mı? Bir enteresan bir şey var mı? Bildiğin düz yüzük. Puf, Gandalf geliyor kapıya. Güzel bir şey. Gör yüzüğü bana. Vermem. Gümüş işlemli bir tane yüzük. Adam kendi parmağına takıyormuş zamanında birlik. Ya da belki eski bir karısının hatırası olabilir. Üzerinde bir isim görmüyorsun. Bir mücevher yok. Ama küçük işlemeler var. O işlemelerde de bir yazı veya bir şeyi tafsir etmiyor. Bana yakışır deyip anında parmağıma geçiriyorum. Çok da güzel yakıştı. Oh, mis hoşuna gibi. Gitti. Tamam, şimdi geri gideyim. Yakışıyor o kadar falan. O kadar aynı yakışıyor. Ya dursun oğlum işte. Karizma katar. Çocuklar. Bu ne bu? Hanımefendi. Bob'u da öldürdük. Cık, o kadar da öldürmeyelim diye uğraştım ama. Evet, ben ateş yağdırdığınız üstüne. Abim ya. Bu kadın? Sizce ne bu kadın? Aa, elinde ne var senin ya? Ne var? O ne öyle, nereden var buldun? Ne ne? Yüzük, o nereden buldun onu ya? Ha, ben nişanlandım. Aa, kadının üstünde de bir yüzük var parmağında. Ne? Nasıl? Ne? Ama aynı değil. Kadının parmağında da bir yüzük var ama aynı değil. Onu da alacağım. Metali bile aynı. Tamam, çıkarıyorum. Çıkarıyorsun. Ha. Çektim, pop diye çıktı. Nasıl, bu güzel mi? Vay be, iyiymiş. Yani bir şeye benziyor. Tamam, bunu cebe. Benim tarih bilgim biraz iyidir. Bir bakayım, bakabilir miyim bu yüzüğe? Yüzüğün tarihi değerine mi bakmak istiyorsun? Oğlum markana atsan neyse. Yazıtları belki falan. Belki yüzüğün yüzüğü olabilir. Ne lan? Küçük işlemeler var ya üzerinde. Onu tarihte var mı yani? Onu merak ediyorum. Yok, hayır. Bir şey değil, hayır. Pek bir şey anlamadım, evet. Tanıyamadım ben. Çok heyecan arıyorsun Kaiser ya. elimizdeki tek ipucu mu diyeyim artık yani. Adam bizi çağırdı. Aha da bunlar oldu çocuklar. Ne yapalım bu kadını? Bekleyelim mi? Ölüyor mu bu? Ölmez herhalde. Bayıldı. Şey yapalım ya. Bunu iyi bir bağlayalım abi buraya. Ay elini, ayağını. Bağla. Güzel. Abi, şimdi şöyle yapalım. Biz neredeydik abi bu arada? Wolf'un evindeyiz. Wolf'un evindeyiz. Şimdi ben şey yapıyorum abi. Odaları gezmek istiyorum. Bir takım materyaller topluyorum. Craft yapacağım. Bir takım demir parçaları, tahta parçaları ve ip parçaları arayacağım. Şimdi eski bir denizcinin evindesin. Bu dediğim parçaları bulmamak mümkün değil. Tamam işte, ben admine söylüyorum. Tamam. Güzel bir halat buldun, denizci halatı güzel koydun ortaya. Demir parçalar aradım baktım buldum. Tahta parçalar böyle şey gözüne çarptı. Geminin dümeni gözüne çarptı. Kıracak mısın? Geminin dümenini alayım abi oradan bir. Çıkardın duvara. Salonda bu arada sizler de görüyorsunuz olanları. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Geminin dümenini kırarsam şey yapabilirim. Ben çünkü craft yapabiliyorum, öyle bir delikanlıyım. Ellerine büyü yapmaması için kelepçeli bir sistem yapabilirim. Ama ellerine değil, ağzına yapman gerekiyor o büyüyü. Kaiser. Çocuklar sadece bağlasak da olmuyor mu? Ya bağlayalım. Ağzına da. Bu dünyada el hareketiyle büyü yapılabiliyor mu? Yani el hareketiyle de yapılıyor ama sözlü de yapılıyor yani. Ama şimdi sözlü istediğimiz bunu kapatabiliriz ama hareketlerini kontrol edemeyiz. Tamam, oğlum, yani sen bilmiyorsun Kaiser. Nasıl yapılıyor büyü? Ha, ben bilmiyorum. Aynen, i̇şte sen onu bilmiyorsun tam olarak. Hayır, bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler oluyor. Anladım. Yuki biliyor ama. Ben bir biliyorum. Şey da, bu dünyada elle mi yapılıyor, sözlü mü yapılıyor Yuki ya? İkisi de ya. Oğlum bunu herkes bilir ya. Sen de Recai'sin. Ya ben ne bileyim, köyden geldim. Ben buraya vergi vermedim daha ya. Şey yapalım. Bu dümeni arkadaşlar kırayım mı? Sizce tarihi bir değeri var mı, biliyor musunuz? Yani onu bilmiyorum. Sen bileceksin. Benim çok da umurumda değil o dümen.
Ben bu dümene bir dümenler çevireyim bakayım. Bu dümen tarihi olarak nasıl bir dümen? Yani rahat bir 50 yıllık bir dümendir öyle söyleyeyim. Batmış bir geminin şeyi de olabilir. Bu dümen bir kapı mopu açabilir ileride. Biz bunu saklayalım ama bana... Sırtında koca dümenle mi gezeceksin Kaiser? Gezmeyeyim mi? Gez abi. Gez. Abi, şu kadını artık ben bağlayayım bari. Bari bağlayayım, evet, ben bağlayayım. Sen bağla. Craft yapıyorum abi. Craft yapmak istiyorum demir parçalarıyla, ip parçalarıyla. Böyle bu şey. Bir hani 2-3 saatini alacak bir şey değil. Bu bayağı bir süreni alacak bir şey. Hani yapacağın şeye bağlı olaraktan söyleyeyim. Tamam. Ben söyleyeyim. Sen kaç saat süreceğini bana şey yap. Prepare yap. Kanka demirleri oturtuyorum. Tamam mı? Aynı yere topluyorum. Sonra üzerinden ip sarıyorum. Buraya da kişinin eli geliyor ortasına. Yani demir elini parmaklarını hareket ettirmemesi için. İp de bunları demire sabitlemek için. Çok basit bir şey. Ha anladım. Ya, pek bir vakit almaz. Gayet bağlar yaparsın yani. Tamam ben bundan iki tane yapıyorum abi. Craft'ımda 3. Ben aşırı yoruldum. İkincisini yoruldu. Yapacak kadar malzeme yok. Bir tanesini yapabilirsin. Hani ya kollarını bağlarsın ikisini beraber birbirine bağlarsın. Ya da bacaklarını birbirine bağlarsın. Kollarını birbirine bağlıyorum. Şey yani el avuçlarını birbirine bağlıyorum. Araya demir koyuyorum. Bağlıyorum. Sen böyle bununla uğraşırken Kera gitti. İpi normal insan gibi alıp kızın ellerini bağladı. Evet bu kadar aslında. Doğru muyum? İnşallah büyü yapar da bak o ben bu bıçaklı neyse. Tamam uyandıralım o zaman şunu ya. Ay uyandırmayın ya. Ben yani peşinizden yürüyerek geldim ve aşırı yorgunum. Şu yatakta ben azıcık bir 5-10 dakika kestirmek istiyorum lütfen. Yani aşırı yoruldum çünkü daha fazla bir şey yapamam ben. Bu ne be? Siz de tek başınıza bununla başa çıkabileceğinizi düşünüyorsanız siz bilirsiniz. Aslında benim de bir rest almam lazım. Ben de rest alayım madem. De inşallah. Hepimiz uyuyalım. Öyle olur mu ya? Buraya gelen giden olmaz zaten. Ben öyle düşünüyorum. Da bu kadın yani. Yanında kalkıp gitmeye çalışırsa. Bana hepimiz hayır, birer şey, hani bir şey var mı yok mu diye Dandiye etrafta en azından gelen giden var mı diye spot zarı atabilir misiniz? Abi ben zarımı atarım ama ekrana veremiyorum. Neden olduğu konusunda bir fikrim yok. Onunla uğraşacağım şimdi. Ama ben atıp söyleyeyim size. Hı. 20'lik yükselir. Geliyor. 20'lik atıyorsun. Spot yazan skill'in toplamını ekliyorsun. Bu benim spot. De ve 10'du. Benim spot skill'im değil mi? Ay ne çok şey açık arkada ya. Benim spotum yok diye biliyorum. Fark etmek için. -1. Aynen. 9 oldu. İşte 9 gözlerin oldu. Ne görüyor Legolas? Vallahi yerde bir tane kadın var. Güzel. Evdeyiz. Güzel değil hayır. Biraz çirkin. Değil mi güzel? Yok çok güzel değil. Ah be. Tamam ben düştüm o zaman daha yürümem buna. Pek karizmatik bir insan evladı değil kendisi. Bu Kaiser'in zarı. Bakıyorum bir etrafa. Bir abi daha bakmıyorum. Yani. Kör oldum bir saniye. Kör oldum şu spotu, an. Spotunu özellikle yazmadım galiba ben onun. Özet çektiğimiz için. Bakalım. Spot yok. Yazmadıysa eğer yoktur. O zaman yok aynen. Ha. Tamam onu düşük. Güzel. Güzel. Bu da Yuki hanımefendinin pıtır 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 15. Yuki böyle yoruluyorum dedi. Yattı uzandı böyle 15. Spot vermemişti Yuki. Gene en yükseği Yuki. En azından ama... hani tam olaraktan bir şey görünmese de etrafta şunu görüyorsun Yuki. Kendin uzanırken böyle bakarken koltuğa doğru uzanmaya başladığında hani kapı gözün salonun kapısının oraya doğru ilişti. Hı. Kesinlikle emin değilsin ama yemin edebilirsin bu gölgelerden bir şey gitti. Ne? Gölgelerden bir şey gitmiş gibi bir şey gördün ama hani cidden mi değil mi yoksa ben bir paranoyaya girdim tam anlamında bir karar sahibi değilsin ama böyle bir şey oldu. Ne bizim şeyin adı neydi ya kedinin adı neydi oğlum? Dante. Oğlum Dante. Öyle çağırmıyor şöyle çağırıyorsun Dante buraya gel Dante. Aa dur kedi için de atayım ben. Kedinin zaten yüksek bir spotu. Yaptım zarı. Şöyle yerine yaptım.
Kedi senin o Yuki, senin o baktığın kısım da hani bir hareketlilik olmuştur gibi bir şeyde bakıp da aman bir şey yoktur deyip kafanı çevirdiğin yere Dante bakıp tüylerini kabartıp böyle yan yan yürüyüp fısılıyor, geriye doğru gelmeye başladı. Sana da... Dante, abi, ne oldu çocuğum? Ne gördün orada çocuğum? Abi orada bir şey var. Yuki ne oluyor? Ne bu? Korkunç bir şey mi? Nasıl bir şey? Kadın siyah görünüyor mu? Gölge gibi duvarın içinden gitti. Gitti. Tüyler inmeye başladı. Gitti. 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 Ne oldu? Kedi ne diyor sana? Al, teşekkür ederim. Yani şey, bu arada bir tane gölge gibi bir şey yok olmuş. Ne diyorsun ya? Ben de öyle bir şey gördüğümü sanmıştım ama pek de ihtimal vermemiştim. Yorgunum diye sanmıştım ama. Tamam, o zaman şey yapalım. Sırayla uyuyalım artık. İlk baş ben uyuyacağım. Bir dakika, bu gölgeyi kontrol ederim ya. Benim şey oldum biraz ben. Gitti, gölge gitti. Ama istiyorsan sen bakabilirsin. Ben burada uyuyorum. Tamam, ben o gölgenin olduğu yeri kontrol etmek istiyorum abi ya. Gittin duvarın olduğu yere, gölgenin olduğu yere yaklaştın, dokundun duvara falan bakın. Duvar evet, soğuk malum. Hava biraz gece olduğundan ötürü ama ekstra bir şey yok. Ve duvarı yokluyorum böyle, gizli geçit var mı falan diye bir oralara bakıyorum. Böyle menteşe şey diyorum, duvarın böyle kenar şeyinin birisi bir hafif gevşekmiş, dokundum böyle elin girdi, sonra geri çektim, bir şey yok. Kaiser, Kaiser yat abi, sen çok... Ben çok bir bok yapmadığım için çok da yorgun değilim. İlk devriyeyi ben alayım. Tamam abi, ben de biraz res alayım hadi. Zaten günde bir kere kullandığım bir şey var. Bir şey soracağım, bizim potlarımız yenilenmiyor değil mi? Parasını verip yenisini alırsanız iksirleriniz yenilenir. Tamam, ben de yatırım yani abi. Bir şey olursa bize seslen, bir şeyler çal, biz uyanırız. Tamam tamam. Kaiser, sen zırhını çıkarmak zorundasın yatarken. Malum zırhla beraber yatamıyorsun. Zırhın da ağır bir zırh. Çıkarayım bari şu bread plast mi? Yapacak bir şey yok. Yani. Çıkardın, astın kenara bir yere. Gittin, evet, koltuk dibine uzat. Tam da ne tesadüf. 3 tane koltuk var burada da. Ya da. Tamam, hadi. Bana oturacak yer de kalmadı. Tamam, siz burada durun. Şeyin sınavını alabilirsin. Tamam. Takılsın bunlar ya, yattılar mı? Ben şey yapıyorum, kılıcıma kılıcıma sarılıp... Böyle bir ayıcığa sarılmış misali, Kaiser. Kendi kılıcının kınıyla beraber böyle sımsıkı sarılıp, böyle fetal pozisyonda yattı. Tamam, ben diğer leşin olduğu odaya gidip, leşin kalmışsa üstünde kumaşı, ceplerine, meplerine bir yoklayayım. Hazır. Cesetten geriye bir şey kalmadı. Çünkü cesede Bob oldu. Hiçbir şey kalmadı. Kıyafetiyle mi yemiş? Evet. Ayy. Vitamini kabuğunda deyip hepsini yemiş herhalde. Olabilir. Zaten her yere bakmıştı çocuklar. Benim bakacak da bir yer yok yani. Ne yapayım? Bekleyeyim bari. Ama içeride bunların yanında bekleyeceğim ha. Tamam. Sandalyeyi çekiyorsun oraya. Hani oturacak bir yerim olsun en azından dedim. Küçük küçük gitarımı oynuyorum işte. Gitarımı. Laftamı aldım elime. Tıngır tıngır. Bunlar da ninni gibi. En şunları duyuyorsun dışarıda en azından. Birazcık bir kaosum, trak bir ses olduğu için. Bu eski zamanlarda itfaiyelerin böyle do di ses olmazdı da çan sesi çıkardı. Tan 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 diye giderlerdi at arabalara. O tür bir yaygarayı duydun. Malum yanan evin oraya doğru gidiyor. O yaygara, kaostan çıkan o kuru gürültüyü duydun. Onun bir yerden sonra kesildi. Bir saat, bir buçuk saat sonra kesildi. Parıltı da kesildi o bölgeden gelen. Malum yangın denmiş bir yerden. Bir sonunda ne kadar yanacaktı? Kandırdım. Birkaç saat sonra hani senin de uykun gelmeye başladı.
Bir ekstra ilginç bir olay da olmadı. Rahat rahat duruyorsun. Kadından da bir ses çıkmıyor yani, uyuyor. Baygın bir şekilde. Tamam, gidip Kaiser'i dürtüyorum. Rest mest alacaksa. Kaiser. 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 Abi. Ne gürültü yaptınız be. Çok affedersin. Abi biraz da ben yatayım. Ben biliyorsun biraz fazla büyü kullandım. En azından azıcık da olsa biraz dinlenmem lazım. Tamam. Şey yapalım. Ay ben geçersem buraya yatmadım ya. Kendime geldim. Şu zırhı giymeme yardımcı olur musun ya? Daha rahat giyerim. Abi sen gerçekten böyle mi uyanıyorsun ya? Nasıl bir insansın sen ya? Abim ya. Oğlum ya ne yapayım ya? Ben böyle köyde de böyle uyuyorduk biz zaten. Kılıcım nerede lan? Kılıcım nerede? Burada, kılıcım, burada ya, burada. Ha. Oh tamam, aa, uyandım hadi, şu an. Panik. Ya şuna dokunma demiyor muyum ben sana ya? Dokunmadım ulan, kucağında duran şeyi görmüyorsun ya. Tamam, dur benim, tamam. Hadi tamam. Abi ben zırhımı giyeyim ya. Zırhımı giydim. İyi yat hadi. İyi yat hadi. İyi ısıtmışsın yatağı o. Oh. Sen ne yaptın? Uyuyabildin mi sen? Ben biraz kılıçla konuşayım ya. Sen ne yaptın? Uyuyabildin mi sen? Kaiser, uyumaya çalışıyorum ya. Tamam be. Tamam, biz sonra konuşuruz. Ya. Parıltı sesi falan gibi. Kuşuk ses geliyor değil mi sonra? Kik kik kik. Lan siliyorum ben de ses ama. Kik 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 kik. Şey böyle. Şey karayla böyle göz göze geliyor böyle. Ha, ben vallahi aynen şey dönmüşüm, buna doğru dönük yatıyorum, gözlerim açık, dikmişim gözlerine. Ben orada yeter artık. O bak işte. Yeter. Kendime lullaba yatacağım şimdi. Zırhını giydin. Güzel bir şekilde. Pek de fazla bir süre almıyor ama alıyor. Yine en azından. Hani o ani bir olay çıksa zırhı giymek seni sıkıntıya sokar. Bayağı geride bırakır. Olanlar olur, bitenler biter. Sen daha zırhı giydim dersin. Yani öyle bir sıkıntı olur sadece. Ama olay çıkmazsa pek de bir vakit almıyor. Hı-hı. Oturdun koltuğa. Etrafta bir şeyler var mı yok mu? Bir hareket var mı yok mu diye bakınıyorsun. Dış kapı kırık idi. O yüzden en dış kapı kapanmıyor. İçeri bir miktar soğuk giriyor. Ama o kadar da değil. Yani üşütecek kadar da değil. Bir hareketlilik görmüyorsun etrafta. Bir ses de duymuyorsun dışarıda oluşan şeyde. Zaten gecenin tam ortasındasınız. Hı hı. Vakit ilerlemeye devam ediyor. Bir ses de duymuyorum. Şey de görmüyorum. Hayret. Yani. Hani zara bir atınca bu oluyor. Ne yapayım falan. Kör oldun sen. Abi sen programı değiştirir misin ya? Boyla 1-2-1 atıyoruz herhalde. Ben atmıyorum o zarları. Kapatıp açar mısın lütfen? Kapat aç düzelir. Hayır yani biraz şey olacak. Yani durup dururken kör olacağım, anladın mı? Bir şey olacak ve gözüme toz kalacak. Bundan sonra kapatıp açsak kulağımla keseceğim herkesi falan artık yani. Bir gözün arada şeye ilişiyor. Elf yatan kadına ilişiyor. Hani güzel vurmuşsun. Çok güzel vurmuşsun. Hala ayılmadı, gelmedi kendine. Ne kadar gelip ne kadar zamana gelir kendine bilmiyorsun ama. Nasıl vurduğumu bilmiyorum ama ne kadar zamanda kendine gelir onu da bilmiyorum. Aa, kadına görsel bulmadım ya, keşke bir elf albaynısı bulayım bir tane, bakalım art station'da vardır. Gerçi elf dediğimde çok güzel ablalar çıkacak karşımıza ama yapacak bir şey. Aynen, bu da pek güzel bir insan evladı değil. Çirkin bir elf evladı. Ugly elf. Çirkin dişi elf mi olur be? Oluyormuş ne yapalım. Çok da çirkin değil, öyle de şey düşünme yani, burada sihirli miydi değil. Sadece güzel değil. Yani ortalama bir şey bulacağım bakalım. Tamam, devam edelim. Ve senin nöbetinin de sonuna geldik. Ağzı burnu kırılmış bir tane buldum, çok iyi. Tam yerinde. Yuki'yi uyandırıyorsun diye düşünüyorum. Yoksa Kaiser'im şeyi. Kera'yı mı uyandıracaksın Kaiser? Bir dakika, ne oldu? Benim internetim koptu, şimdi geldi. Ha, hoş geldin. Senin de nöbetin bitmişti, tamam. Ben de ondan bahsediyordum ki. Ne yapıyorsun?
Vakit bitti, uykun gelmeye başladı. Bir başkası baksın artık dedi. Abi Yuki'yi uyandırayım ya, yeter. Dana gidip yatıyor 2 saattir ya. Kolay gelsin Yuki'yi uyandırmak. Bayan. Bayan bakar mısınız, artık ben yatayım ya. Bayan. Kadın bayan. Arkadaşım. Ya kedi şunu uyandır ya Dante. Dante. Sen de uyan. Hadi uyanın azıcık ya. Ben, biz de yatalım ya. Kedi uyanık. Kediler geceleri ha. Pek uyumaz. Yok, koşturuyor değil ben. Mi aptal aptal. Böyle tam Mart aylarına gelmişiz. Miyavlıyor orada burada. Erkek kediler miyavlamaz. Abi koltuğu sarsıyor. Nasıl miyavlar? Yuki'nin koltuğunu sarsıyorum böyle. Kalk hadi kalk 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 yapıyorum böyle. Ne istiyorsun? Deprem oluyor Yuki. Ya olmuyormuş, tamam. Ne istiyorsun ya? Hadi sırayla yatıyoruz ya. Benim çok uykum geldi. Gözlerim kapanıyor ya. Yapar mısın? Tamam, bakar da mısın? Daha kibar bir şekilde uyandırabilirsin yani. Ayı mısın sen ya? Ya koltuğu sallamak ne yani? Ama uyanmadın. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Çekil şuradan ya. Pis köylü. Abi nefrete bak ya. Git yat. Dante. Uyudum o niye? Kaiser sana kılıcından başka yarayacak bir insan evladı yokmuş. Onu öğreniyorsun bu gidişle. Vay be, bana kılıcımdan başka yarayacak insan evladı yok be gerçekten. Ay. Oh. Ben ne yapacağım? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ya da ne bileyim, boş vaktimde ben ne yapıyorum diyen bey? Yapmak istediğin bir şey var mı? Yani mesela? Ya genelde ya, sence sen nerede isterdin? Kenarda ceset gibi yatan bir şey var. İnceleyeyim kadını biraz. Yüzüne bakayım işte. Sağına soluna bakayım falan. Tanıyor muyum? Bir yerden çıkarabilecek miyim? Ona bakayım. Ya kadını bir yerden çıkaramıyor. Çıkarmıyorsun kadını. Yanında herhangi bir şey var mı? Çantası mantası. Sadece peleriniyle kendisi mi yani? Ceplerini yoklayayım, belki bir yok, şey var. Ceplerinde ya bakınırken şunu fark ettin. Kadın uyanık. Ama hani... kolunu da bağlamışsınız falan. Yatıyor, uyuyor numarasında takılıyor şu an. Vay numaracı seni. Biraz da ceplerini falan araştırdığında iki tane topa parçası buldum. Böyle ne? Eli de tam yakınlara doğru gitmiş. Bunlar birer asa. Topa parçasına asa. Büyülü asa. Hemen bunları. Hemen alıyorsun. Oh, iki tane güzel asa. Güzel işlemeli böyle. Biri zeytin ağacından, biri ceviz ağacından. Zeytin olan gemikle yapılmıştır belki. Direkt senin sen köyün, yap. Vereyim sana da. Koklarsın arada. Peki. Uyanmışsa madem hanımefendi, azıcık konuşalım madem. Ceplerinin diğerlerine bakacakken dedin ki uyanmışsa ya, konuşalım. Bakmadın mı ceplerine? Ya vardı birkaç tane daha cep. Bakacak mısın? Bakayım, bir sürü cebi var. Ben bir tane iki tane var sanıyordum. Kağıt sesleri duyuyorsun. Böyle bakarken dokunurken çekiyorsun. Bu büyülü scroll'lar oluyor ya. Vay. Hemen cebe. Hemen oh. Üç tane de scroll. Hmm. Şimdi soyup soğana çevirdiğine göre. Cebim oraya yazalım. Ay onları yazacağız değil mi? 3 tane scroll, 2 tane want. Tamam. Evet. Ne işe yarıyorlar şu an biliyorsun. Zamanla öğrenirsin. Sorarım canım, sorarım, söyle. Tamam, konuş bakalım. Ne diyeyim? Ne zaman uyandın? Ne zamandır uyanıksın? Oğlum bu senin akraban değil, şehir dışından gelmedi lan. Biz bu kadınla savaştık lan. Ne zaman uyandın denir ya kadına. Derim Allah Allah, ben kibar bir insanım. İyi uyudun mu? İyi dinlendin mi bari? Bizim kımızda bir ayı var. Sana biraz sert durmuş, fark ettik. Kusura kalmayasın. Aa, nezaket için teşekkür ederim. Dedi böyle dönmeye falan çalıştı. falan doğruluyor, bir şey yapıyor musun? Yok, üstünden basayım da kalkmasın. Omzundan böyle. Omzundan tutup yatırmaya devam ediyorsun. Evet.
Şey ama hani şöyle söyleyeyim. Kaçma maksadında doğrulmak değil de hani oturup yüz yüze bakışalım maksadında biraz kalkmaya çalışmıştı da. Yat yat dinle. Yat yat dedin sen. Yat dinle. Benim soracağım bir şey var. Bob'u. Bob'u nasıl yaptın? Bob'u nasıl yaptın? Güzel bir soru ve cevabını aslında sana benim evime gidersek bilebilirim. Senin evine mi? Hı-hı. Senin küçük kedin. Hı-hı. Dante miydi adı? Onunla bir bağın var, değil mi? Ay senin familiar'ın bir undead değildir umarım ya. Herkesin undead familiar'ı başka olur. Benim odağım bu konu üzerineydi. Ben bir necromancer büyücüsüyüm. Ben bir necromancer'ım direktman. Bir wizard. Ben mi titredim uyurken? Ben de şey yapayım. Ah kılıcım senin. Sen benim bir hayat parçamı toz ettiler. Gerçekten isteyerek olmadı. Ama yani benim de sonuçta yoldaşlarım var. Onları da her ne kadar istemesem de hayatta tutmam gerekiyor yani. Hayatta tutman gerekiyor. Bu senin yoldaşların. Biraz sesini kıstı bir an fark etti. Bir an bağırmaya falan çalışıyordu. Hani bağırmaya çalışmıyordu da bağırıyormuş gibi sesi yok. Sen... Ve sen... Ne amaçlıyorsunuz? Niçin Bob'un ve benim peşimdesiniz ve neden biz sizinle, ben sizinle karşılaştım? Ne yapacağım, ne yaptığımı sana söylemeyeceğim bir kere. Onu bir geçti. Ha, çok akıllı bir kızsın sen. Teşekkür ederim. Ne rica ederim? Yani siz bizim peşimdesiniz gibi bir şey oldu. Senle Bob. Baba güzel bir insandı kendisi. Evet. De olduğunu yeteri kadar anlayabiliyorsun zaten. Baksana ne diyeceğim. Beni buradan bıraksan sana. Adına graft denilen bir tür büyülü beden dikme sanatı diye icap edebileceğim bir tekniğim var. Bob'un karnındaki küçük eli fark ettin mi? Evet. Boynundaki ağzı da fark ettim. O sadece abartı bir modifikasyon. O ekstradan bir özellik katmıyordu. Sadece ben öyle bir korkutucu bir etkisi olsun istedim. Belli ki olmuş ki etkilenmişsiniz. Evet, korkutucu ama ben... O göbek deliğindeki küçük kol, çok da küçük sayılmaz. Bir ghoul'un kolu. Ghoul'un kolları, ghoul'lar evet. Ghoul'un kollarının da kurbanlarını felç edip daha canlıyken diri diri yeme konusunda çok hevesli olduklarını bilirsin. Evet. Bunu düzgün bir teknikle birisine takabilirsen, bu kişi undead olmak zorunda değil, sen de olabilirsin. Küçük kılıcını seven arkadaşın bile olabilir. O kollarla, kol ile bazı güzellikler yaratabilirsin. Peki ama ben yalnız... Bob gibi aptallarla ilgilenmiyorum pek. Benim istediğim kafası çalışan, daha doğrusu biraz daha zeki diyeyim, undead'ler yaratmak. Güzel kedine de bir şeyler yapabiliriz. Ona küçük kemikten bir zırh ile daha dayanıklı olabilir. Dikkatim dağılıyor şu an. Manipüle ediliyorum. Kedi şey damarı. Can damarından vuruyor. Tamam, oraya sonra geliriz.
bir dikiliyorum böyle, kendime geliyorum. İyice ne kadına yaklaşmışım gibi hissediyorum kendimi şu an. Bu şeylerin scrollları ve neydi bunlar? Rod muydu? Rodları nereden Van. Buldun? Wand'ları nereden buldun? Ben yaptım. Scrollları ve wand'ları sen mi yaptın? Ben yaptım, evet. Sen nekromansiyle ilgilenmiyor muydun? Asa bilimiyle ilgilendiğinde bilmiyordum. Ya tabii ki de tanımadan etmeden insanlara böyle şeyler yapılır mı? Anlamadım. Gerçi bir insan olduğum dahi söylemez ama tanımadığınız etmediğiniz kişileri siz böyle mi selam verirsiniz? Ha ne kadar kafa. Kılıçlar keskin hep. Senin elf nezaketine ne denir, hani layık olduğunu düşünmemiştim. Vay be, cümleye bak lan. Elf nezaketi. Ama ben senin insanların sahip olduğu bu yüzsüzlüğe layık olduğunu görebiliyorum. Kısacık ömrünüzün getirmiş olduğu o acelecilikten ne halt yiyeceğinizi şaşırmışsınız. Ama benim vaktim bol. Hepinizi sadece oturarak bile ölümlerini izleyebilirim. Sonra cesetlerinizi kendi emrim altında dans ettirip bu aptal konuşmanın ardından gülebilirim. Ya da sen akıllı bir kız olur. Sen mi arkadaşlarım? Küçük bir oyun demeyeyim de. Şimdi bu şehirdeki güç dengesindeki haksızlıkları düzeltmek için ve burada daha üstlere çıkmak için olan bu küçük oyunumuzda akıllı bir satranç tahtasının taşları. Ay, o kadar kesik kesik konuştun ki cümlenin başını unuttum ya. Özür dilerim. Yani özetle bırakın beni. Lütfen. Ana katılım. Ha. Ve her ne halt yiyeceksek beraber yiyelim. Sen buraya geldiğindeki o gölgelerdeki seni buraya getirdiğimizde o gölgelerdeki varlık seninle mi yoksa? Kadının yüzünü evet. Göremediğinden yüz ifadesini de göremiyorsun. Yüzünü nasıl göremiyorum ya? Kadının suratı koltuğun o L şeklindeki o sırtını dayadığın kısmına yapışık olduğu için kanepenin daha doğrusu ve sen hani kalkmaya doğrulmaya yüz yüze kalkmaya çalışırken sana sırtı dönüktü zaten öyle arkasından kollarını bağladınız ya. Aa ben sırtı yatıyor sanmıştım, tamam pardon. Yani zaten ki doğrulmaya yüz yüze şey yapmaya çalıştığında sen omzundan ittirip yapıştırdın oraya. Geri. Ben sırtı yatıyor sandım çünkü, tamam neyse. Neyse artık. Yüz ifadesini de göremedin orada şey falan. Gölgedeki bir şey mi dedim. Aha. Bilmem. Sen çok şüphelisin ya. Ben diğerlerini duyuyorum. Diğerlerini dedim. Kera'yı uyandırayım. Öbür salak bir şey anlamaz zaten de. Keşke kılıcımla bir keser kaynısın. Kera diyorum, sesleniyorum. Uyanır inşallah. Uyanmaya başlıyorsun istersen eğer kalkabilirsin Kera. Ne oldu ki? Kaiser'den baba ne yapıyorsun ya falan gibi bir ses geldi. baba. Aa o benim amcam. Oğlum çok Kaiser bu ya. Ne oluyor Kaiser? Ne oluyor oğlum? Yok bir şey yok bir şey yok. Bir akrabamı gördüm de. Nasıl akrabalarım var ya? Güneş de bu yüzden doğmaya başladı. Aranızda yaralanan var mı? Yok. Yok. Hiç. Büyü harcamış olan varsa büyü haklarını geri kazandı. Teşekkürler. Oley be.
bu günde bir kere bilmem kaç kere yapılabilen özellikleriniz varsa artık yeni gün geldiği için onlar da sıfırlandı. Maksimuma geri ulaştı. Mesela senin Fascinate yapmıştın ya. Kerem. O günde 5 kere, 4 kere kalmıştı. 5 kere oldu. Ha, tamam şu an 5'teyim. Okay. Aynen 5'e geri geldim. Senin bütün büyülerin geri kendine geldi Yuki. Aytar anladık ya. Evet bayağı evet. Tamam. Okey. Ne oldu Yuki? Gençler. Bu hanımefendi uyanık. Aa bu arada isminizi sormadım. İsminiz nedir acaba? Salya diyebilirsin. Salya. Salya mı? Salya. Salya. Seyle. Peltek S. Salya. TH. Evet. Salya. Ne biçim ismim var be. Koyangi gibi oldum. Ya insan ağzının elf isimlerini düzgün bir şekilde telaffuz edemeyeceğinin zaten farkındayım. O yüzden kendini kasmana gerek yok küçük kızım. Aman sen de kendini ne kadar beğenmiş bir şeysin ya. Gördüğünüz üzere bu hanımefendi uyanık. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ne haber? İyi yakışıklı senden ne haber? Yakışıklı mı olduk? Hiç pas vermiyordun ha az önce, dün. Evet, ağzıma vurmakla meşguldünüz ve bir evi yakmakla. Ne yapabilirim ki? Evet, küçük haylazlıklar yaparız bazen. Şimdi. Ya, sen? Boş yapma bakalım. Ablacığım. Senin adamın. Çok sevgili Bob'un. Ben Bob'a bir şey diyeyim mi? Kanım kaynamıştı Bob'a. Ama burada ne işi vardı Bob'un? Bunu merak ediyorum. Elbette bana vereceğin cevaplar vardır. Şu içinde bulunduğumuz duruma bakarsak bir şeyler söylesen iyi olur. İçinde de bulunduğumuz durumdan bahsediyorsun. Ben bu durumla alakalı bir problem pek de görmüyorum. Abi, nasıl olsa benim de arkamdan insanlar var. Tek yüzümdeki yaralara bastırıyorum azıcık. Hani arkası dönüktü? Arkası dönük ilk başta. Dönük evet ben de ondan bahsediyorum. Tutup çevirecek misin kız? Kaldıracak mısınız artık? Sizi görebilsin mi? Lütfen yüzünüzü görmek istiyorum. Tamam. Döndü böyle. Bana bak be. Hani, yüzündeki yaralar biraz iyileşmiş de şey değil hani öyle. Morluk yok olmamış artık. Yenisini açarız. Ooo. Göğsündeki yaralar duruyor ama. Kılıcın yarısı. Malum. Tamam o zaman. Önce bir çevirdim. Hanımefendi. Şekil yapmayın lütfen. Yani o kadar büyük konuşuyorsunuz. İki vurduk. Bir fight'ta iki kere bayıldın. Şimdi bana boş yapma bak. Beni korkutacak durumda değilsin şu havada. An. Burnu biraz havada kadının onu fark ediyorsun. Böyle hani siz kimsiniz ya modunda takılıyor. Sevgili Salya. Evet. Kerem miydi? Aa biliyorsun kendimi tanıtmama gerek yok o zaman. Küçük arkadaşın birazcık isimler konusunda boş boğaz. Evet sanırım. Kim? Sen? Kral katil güncesi okumamış. İsimlerin önemi hakkında pek bir bilgisi yok. Aa ben ismini söyledim değil mi? Geçmiş olsun. Neyse. Bana bak bir şey soracağım. Benim adımın Kaldun olduğunu söylemediniz değil mi? Ben seni ben seni uyandırırken söyledim. Bunu karakter olarak mı söylüyorsun? Ofkeyim mi? Karakter lan manyak. Söylemedik canım. Söylemedik. Söyler miyiz? Tamam. Yok canım söylemediler. Senin Kaiser adamın olduğunu nasıl bilebilirim? Salya. Büyücü olabilir bu kadın. Bunu gerçekten yeni mi fark ediyorsun? Kaiser evet. Acaba seni yanıma almasa mıydım ya? Ya ben uyanamadım ya o yüzden. Tamam uyandığında konuş. Lütfen. Yuki, nedir bu hanımefendinin olayı? Hiç muhabbet ettiniz mi? Necromancy ile uğraşıyormuş işte. Necromancy. Evet. Talia. Tanıtayım kendimi. Ben Talia. Ve bir necromancer'ım. Ve yakında siz öleceksiniz. Tabii ki öleceğiz. Ama benim merak ettiğim şey
Talia, sanıyorum ki biz sadece şans eseri karşılaştık. Artık buna kader mi dersin bilmiyorum ama Bob burada olmasaydı seninle belki de hiç karşılaşmayacaktık. Ama işte benim aklımı kurcalayan soru bu. Bob neden buradaydı Talia? En son Bob ne yapıyordu burada? Bob genelde ne yapıyor Talia? Ya ne yapabilir yani? Bob buradaydı. Bob niye yani buradaydı? Yani kapının önünde senin onu... Neden senden ayrıydı? Ben seni beliyorum artık iyice ne bu salakalının kendini beğenmişliğinden. Şey sesini duyuyorsunuz kapının o kısmından. Zırhlı kişilerin gelişinin sesi. Kapının oraya doğru yani rap rap diye. Öyle ama ordu gibi değil de birkaç zırhlı kişi. Elimle hanımefendinin ağzını kapatıp sesleri dinliyorum. Ben de kılıcımı çekiyorum sessizce. Hem de şeyle çekiyorum. Bir dakika bekleyin. Heh. Yok. Evet. İai jutsuyla çekiyorum. Hii diye çekiyorum bir anda. Gerek var mıydı? Aksiyon seviyorum gerek abi. Gerek yok. Dinliyorsunuz onun o kısmından. Dış kapıya yaklaşmış. Birkaç hani üçü geçmez. Birden de aşağı olamaz doğal olarak. Çünkü insan evladının adımlarının sesi geliyor. İki işte üzerinde yani. Ağır üzerinde ağır zırhlar olan birkaç kişi kapıya doğru yaklaşmış. Onu duydum. Bize geliyor hemen. Buraya doğru geliyor evet. Çocuklar şunun ağzını kapatın, ben salona koridora çıkıyorum, açarlarsa benle karşılaşacaklar artık. Kapıyı da kapatın arkanızdan, arkamdan. Tamam usta. Ben salona çıkıp mutfağa geçtim. Koridora çıkıyoruz. Ha, mutfaktan, aman koridordan direkt mutfağa. Onlar içeri girerse mutfaktan çıkıyormuş gibi karşılarına çıkacağım. Tamam. Salondan dışarı doğru çıktın. Kapıyı da kapattın orada. Döndün. Şimdi sizin koridor dimdik bir şekilde bütün odalara dağılan bir koridorunuz var. Dümdüz evin şeyine doğru gidiyor. Diğer küçüğüne doğru gidiyor. Kapınız da kırık olduğu için buranın kapısı. Dışarıdaki birinin içeriye görmemesi diye bir şans pek yok. Gördüğün kişi Harold Goldenbeard'ın ta kendisi. Ve iki tane de yaveri var arkasında. Kılıçlarını çekmiş bir ifadeyle gelmiyorlar böyle bir şey yapmak amacıyla da, hani nasıl diyeyim, vuracağız size diye gelmediler buraya. Hani bu soylu ifadesiyle ve arkadasındaki gardların da güveniyle göğsünü kabartarak bir şekilde tek başına koridorun içeriye doğru girerken Selim'le karşılaştı. Tamam. Prensim, sizi buraya ne getirdi? Sizi burada görmek prens, bir onurdur. Ya prens değil bu, onu da düzelteyim de. Bu bir prens değil. Bu şehri yöneten 5 aileden birisinin çocuğu. Bunlarından birisi. Peki beyim, hoş geldiniz. Sizi buraya getirip de bizi ne şereflendirdi? Günaydın beyim. Ben buraya dünkü yaygaranın sebebini almaya geldim. Dünkü yaygara yangın çıkan o caddenin sonunda efendim. Gördüğünüz caddenin gibi sonu, evim... Şehrin biz Golden Bill olaraktan güvenliğini sağlamak amacıyla. Bu yangından ve bu kazadan haberini aldım ve şanssız haliyle konuştum kendileriyle. Evet. Bunlar bir elf sürücüsünün bunlardan sorumlu olduğundan bahsettiler ve etraftaki araştırmalarım sonucu da onun burada olabileceğinin kanaatine vardım. Kapınızı kırıkmış sanırsam, suçluyu yakalamış olma ihtimaliniz var mı? Kapının kırık olun. Ben gördüğünüz gibi basit bir ozanım efendim. Kapı benim dün biraz sarhoş olmamdan kaynaklanıyor. Ancak dediğiniz elfi çok yakışıklı ve kaslı bir adam omuzlayıp götürdü. Ancak nereye götürdüğünü bilmiyorum çünkü korkudan altıma sıçmak üzereydim. Ve kendimi eve kapattım. Anlıyorum. Peki izin verirseniz Sayın Ozan Bey'im, evi bir inceleyebilir miyiz? Sonuçta siz sarhoş ve korkmuş bir ozan olaraktan saklayacak da bir şeyiniz yok bu zaten. Merak etmeyin, suçlular olaraktan siz bilmiyorsunuz. Ben sadece o kadını arıyorum. Kanuna teslim etmek amacıyla. Şöyle, diğer iki guard nerede şu an? Kapının önünde. İçeriği görüyorlar mı yoksa dışarıdalar mı? Dışarıyı koruyorlar. Tam buraya bakmıyorlar, dışarıdalar. Hı hı.
Buyurun efendim, öylesi geçin diyorum ve yol veriyorum önüme geçsin tamam. diye. Geçiyor. Bu esnada ben var. Evet. Abicim, içeri girmeden mutfağa geçip bir büyü yapmak istiyorum. Ne o büyüsü? Bir açmadan. Ne büyüsü biliyor musun? Ghost Sound. Ghost Sound yapacağım. Evet. Ancak adam kapıya senin mutfağa girmenden de önce ulaşır. O zaman şöyle. Shit. O zaman ben bunların konuşmalarını duyduğum için hemen kapıdan çıkıyorum. Hemen kapıdan çıkıyorum. Kapıyı arkamdan kapatıyorum. Kapıyı açarsan evet, koridora gelirsin ve koridorda da bunlar var. Tamam. Şimdi kapıyı açarken çıkacağım. Kapının önünde duracağım. Tamam. Kera Bey diyerek kapıdan çıkıyorum. Kapıyı açtın. Harold Goldbeard'la beraber göz göze geldin. Ya adam bayağı karizmatik birisi. Hani dibin düşebilir o derece söyleyeyim. Öyle bir karizmatik bir yakışıklılığı şeyi var. O soyluluğunla verdiği o ekstradan gazla. Üzerine giydiği fix güzel kıyafetle üzerinde mitrilden oluşma bir zincir zırh var. Onu görebiliyorsun şeyin kıyafetlerinin altından. Resmen gün ışığının doğuşuyla beraber parlayaraktan senin gözlerine çarpıyorlar. Bir oldun... Ben öyleyse... Ne yapıyorsun? Sokağa, yani mutfağın penceresi var herhalde değil mi? Tabii ki de. Dur şeyi oynayayım. Yuki'yi oynayayım. Ne yapıyorsun Yuki? Hemen arkamdan kapattım kapıyı. Kera Bey dedi, ah lordum falan yapıyorum, böyle selam veriyorum. Merhabalar hanımefendi. Siz Kera Bey'in sanırsam kız arkadaşı olmalısınız. Yok hayır, ben hastanede çalışıyorum. Doktorum ben. Kera Bey'in dedesi için gelmiştim. Evet Kera Bey, dediğiniz gerçekten şu an ölüm döşeğinde. İçerisi çok lordum, yani kusura bakmazsınız inşallah. Konuşamıyorum. Dedeciğim, dedeciğim. Lordum, bence kapıdan biraz uzaklaşın çünkü dede çok ne olmuş dede? Korona, korona. Kapmış ve size bulaşmasını istemeyiz lordum. Siz çekilin bu. Aa, böyle olmaz. Ben küçük halkımdan olan insanların böyle bir hastalıkla mücadele ederken burada böyle durumlarına seyirci kalamam. Direkt doktorlara götürelim kendisini. Böyle güzel bir hastanede rahat bir yatakta sıcak bir çorba veren kişilerle beraber yatsın. Tabii yalnız lordum, biliyorsunuzdur bu korona salgını gerçekten bütün şehirde yayıldı ve hastanede yer kalmadığı için bazı hastaları biz doktorlar fedakarlık göstererek evlerine gelip tedavi ediyoruz. Ben öyle bir şey duymadım. Bu size yansıtılmamıştır belki lordum. Yaverleriniz bu konuyu önemsiz bulmuş olabilirler. Lakin isterseniz bu konuyu sizinle biraz daha uzunca konuşabilirim. Şöyle biraz ilerler, şöyle yürüyelim isterseniz biraz. Biz Golden Bear'lar böyle bir konuya asla ve asla sırt yüzü çevirmeyiz. Özellikle olan şey halkın başına geliyorsa. Bizlerin birinci güvenliği sizin güvenliğinizdir. Tabii. Talia ismindeki bir elf duydunuz mu? Kim? Talia. Talia mı? Talia isminde bir elf kadın. Duymadım öyle birini. Ne oldu ki? Kendisi bu taraflara gelmiş olabileceğinden şüphelenilerek buraya ben iletildim. Ve kapının arkasında olup olmadığını gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bakabilir miyim? Ben bu esnada abi mutfağa ufaktan kaçmış olayım mı? Gözlerden odak. Yani tamam, kaçtım. Daha iyi olmaz mı? Tabii ki de kaçtım. Ne yapacaksın Kera? Ben şimdi Ghost Sound'umu belli bir noktadan gürültü geliyormuş gibi kullanabiliyorum değil mi? Tabii ki de. Nereden nasıl bir gürültü gelsin? Abi caddenin, şimdi pencereyi gördüğüm için caddenin ötesinden burada bir elf büyücü var, yardım edin diye 4-5 tane sesi bağırttırmak istiyorum.
Güzel. Hemen sessizce hareketlerini yaptım. Evet, çok da bağırmadan Krastos falan bir şeyler diyorum böyle. Bir miktar güçlü bir seste yapmak zorundasın. Ne yazık ki büyünün böyle bir sıkıntısı var. Bundan ötürü yapmak istemezsen anlayışla karşılarım. Hap şu amına koyayım böyle büyüsü. Siyastros ne ya? Ya çok fena hasta olmuşum. Bağdan mı bulaştı acaba? Dikkatli olmanız gerekir. Çünkü çok bulaşıcı bir hastalık. Hava yoluyla bulaşıyor. Sağ olun, yani sağ olun. Uzaktan bağırıyor bana değil mi? Evet. Onun bulunduğu... Abi hava yoluyla bulaşıyor. Ne bilmemiz gerekiyor? He? Anlamadım. Hava yoluyla bulaşıyor. Çok saçma değil mi? Yani uçak firması bunu şey yapıyor. Of. Uçak ısırmasıyla bulaşıyor, evet. Bunun üstünde çalışalım. Soğuk savaşa gidince sorarız. Yani evet, hastayla aynı ortamda nefes almanız bile bu hastalığı kapmanızın sebebi olur. Ve henüz herhangi bir tedavi bulamadık. Bana bir will save atabilir misin Yuki? Will save. Atıyorum. Map. 20'lik atıp will ile ekleyeceksin. 3 üstüne eklemeye gerek var mı? Evet. Tamam. Benim will'im kaç lan? Artı... Yüksek senin will'in. Yükünün şifini açıyorum. Toplam 8 oldu galiba. Will save 5 abi. 8. Ya gel sen de 5 diyorum. Doğru tamam. Sende şey var. Ben niye bakıyorum ki? Tamam. Kera, sen bu sesi yaptın. O kapının önündeki iki guard Lord'u buradalar deyip lap 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 gitmeye başladılar. Fakat Yuki adam bir gıdım bile hani gözünü bile kırpmadı o sesin olduğu yöne doğru. Senin gözlerinin içine baktı. Birazcık bir hani sert bir surat ifadesi aldı. Çekil dedi. Asker. Ve hani bütün bedenin resmen senin zihninin kabiliyetine uymayarak çekildin. Adam kapıya doğru yöneldi ve sen ne oluyor ya falan yaptın böyle, kapıyı açtın. Kaiser, bu yakışıklı arkadaşımızla bir de sen de şu an karşılaşıyorsun. Kılıcını çekmiş bir şekilde. Hayır dur bari, biz odadayken o da bir şeyler biz konuşuyorken o da bir şeyler yapıveriyor olsun bari. Boş boş sala sala durdu mu orada? Bir dakika, ben şey yaptım abi. Açığa geldi. Hoş buldun. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şey diyeceğim. Bir saniye. Şimdi ne yapıyorum bu esnada? Zamanı geri alıp beni mi oynatsan acaba? Tamam. Adam kapıyı açacak şimdi. Hani ondan öncesini oynatalım. Sen ne yaptın? Bu konuşmalar dönüyordu etrafta. Oğlum adam geldi. Uf, seni nereye saklamam lazım acaba ya? Abi hemen bir etrafa bakıyorum. Daha şu an kapıdan giriyor mu? Girmiyor mu? Şey mi? Bu dış kapıdan girerken oynuyoruz şu an. Yok, salonda şu an koridorda. Kere çıktı, Yuki çıktı. Ondan sonrası. Kere çıktı, Yuki çıktı. Hatta şöyle, Yuki çıktıktan sonrası. Çok yakışıklı bir prens koyayım karşımıza da. Böyle altın saçlı olsun. Kızıllı olmaz mı? Altın yapayım, dur. Altın bulayım. Kızıllı olur. Ama şimdi golden ya bunlar. Evet. Ya şeyde tam göğsünde altın bir ayı var böyle, iki ayak üzerinde duruyor ve pençelerini açmış falan. Onları nasıl bulayım şimdi öyle bir şey yani? Ben tanımladım. Ha. Kafanıza canlansın. Yes. Abi. Kıza yaklaşıyorum. Diyorum ki o şey neydi? Salya. Salya. Harold geldi ve büyük ihtimal seni öldürecek. Yaşamak istiyorsan bana yardımcı olman lazım. Kahkaha atmak için zor duruyor. Kahkaha atmamak için kadın zor duruyor. Bak. Öldürecek mi? İşte size bahsetmediğim benim dostlarım Marcus'ın da burada devreye giriyor. Elit Golden bir senin şey mi? Şimdi bırakın açın kapıyı da ben de özgürlüğüme kavuşayım. Ya seni var ya ağzına. Abi kılıcı önce bir yerine koyuyorum. Bir dakika.
Şimdi ben bir şey off game. Ben şimdi mesela blöflük bir hareket yapsam bunu yeme şansı olur mu şeyin? Kralın. Tabii ki de. Ha olur, neden olmasın. Kral değil bu ya. Bu soylu bir aileden gelen bir adam. Tamam. Çocuk yani. Hani çocuk bedeli tamam. 18 yaşında adam olmuş. Kılıcımı çekiyorum. Şeyin neydi bu? Salya'nın boğazına doğru yaklaştırıyorum. Ve şey hani böyle adam kapıyı açacak girecek değil mi bu arada? Ya ona yöneldi, evet. Şu an kapı oynuyor. Tamam. Şimdi tam böyle kapıyla senkronik konuşacağım, tamam mı? Ne demek Harold Goldenbeard'i öldüreceksin ya? Sen saçmalama, ne diyorsun ya? O soylu bir kral mı ya? Kapı açıldı. Değil ya, mi? Ne demek Goldenbeard'i sahne? He? Derken kapı da açılır. Ben yavaş yavaş Enes'in yanına doğru gidiyorum bu arada. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Bu arada iki kart gitti Kera. Tamam, onlar gitsin en azından. Fight might olursa. Tamam. Sen de döndün. Olay mahalline geldin. Çünkü Kaiser'in bu sesini duydun. Evet. Sıçtık. Yuki ne oldu Yuki? Ya bu gerizekalı. Talia şeye dönmüş bir şekilde, böyle hani yüzünde bir mutluluk, bir böyle ferahlama, bir rahatlama. Ha lordum, hoş geldiniz, sonunda beni bu zalimlerin elinden kurtaracaksınız diye böyle bir bakış attı. Sen böyle boğazını tutmuş onu, nasıl öldüreceksin onu falan diye söylerken. Nasıl ya? Oğlum Harold Goldenbeard'i niye öldüreceksin? Sakın öldürme onu ya, bizim canımız kralımız lan o bizim. Ah lordum hoş geldiniz. Kılıcını yerime sokuyorum ve diz çöküyorum abi, hoş geldiniz diyorum. Talia. İnsanların cesetleriyle sapık eylemler yapmak. Öyle bunu derken bir adım daha yaklaşıyor. Ceset kaldırmak. Masumların evini kundaklamak. Kaza yapmak. Ve insanların evine girip onlara zorla canını almaktan ötürü seni suçlu buluyor. Kılıcını çekti bu arada Harold. Son sözlerin. Sayın Harold'cığım, Harold Bey ne yapıyorsun? Harold Bey ne yapıyorsunuz? Harold. Suçluyu infaz ediyorum evlat. Peki lord. Ne diyorsun sen? Ne diyorsunuz? Diye ağlamaya başladı kadın burada. Bir şey yapacak mısınız? Yapabilirdim. Abi ben sense motiv atıyorum şeyin, kralın yüzüne. Dalga mı geçiyor bizde yoksa şey mi? Ciddi mi? At abi. Atılıyor. Sense motiv. Kuz lan sense motivim. 16. 25. 25 çok güzel. Adamın suratında hiçbir mimiksel bir hani nasıl diyeyim, gayri ciddiyetlik yok. Direkt ciddi bir şekilde kılıcını çekmiş, harbiden görevine hazır, kendini adamış bir şekilde. Tam o duruşu görüyorsun. O kararlılığı, o determination. Arkadaşlar, adamın tam kararını vurgulamış bir surat ifadesi görüyorum. Bu adam bunu keser. Lordum, bu kadının halka ibret olması için meydanda usulünce cezalandırılması gerekmez mi? Kesti boynunu kadının orada. Hayır. Böyle köpeklerin tıpkı bir köpek gibi sokak aralarında bu şekilde yatmaları gereklidir. Kılıcını yere sikti. Neden böyle bir katili gizlediğinizi bilmiyorum. Açıkçası o konuda da pek de umursamıyorum şu esnada. Sağ olun. Belki bir düşünüşümden paniklemiş olabilirsiniz. Belki başka şeyler düşünmüş olabilirsiniz. Belki tehdide uğradınız çünkü bir büyücü. Beyim, zaten gördüğünüz üzere ağzını burnunu kırmıştık yani. Kesinlikle onun tarafında falan değildik. Siz gelmeseniz de büyük ihtimal aynı şeyi yapacaktık. Ya ben boğazını kesiyordum diyorum ya. Boğazını kesiyordum, içeri girdiniz ya. Şu samuray arkadaşımız çok büyük bir cesaretle kadını bir anda kavradı ve neredeyse bir elinden zor alıyordum ama
Ne yapayım? Siz arkadaşlar bu öğle vakti Golden Bear bahçesinde benim öğle yemeğime davetlisiniz. Sizinle ben. Onur... Bu konuyla alakalı biraz konuşmak isterim. Onur diyoruz beyim. Orada olacağız. Değil mi çocuklar? Evet, evet tabii ki. Şimdi parlatır gelirim beyim. Tabii teşekkür ederim. İyi günler. Gidiyor. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Oldu lan. Hani kanka bir şey soracağım. Bir şey diyeceğim. Siz dışarıdayken ben tehdit etmeye falan çalıştım. Bana dedi ki benim dostlarım var. Ve kadın gülmeye başladı ve şey diye yani çok ciddiydi anladın mı? Yani bir bu şey... Bir şey olmuş ve kadını gerçekten bir şey bildiği için falan öldürdüler galiba lan. Çocuklar benim komplo teorim şu. Wolfe bir şeyler biliyordu. Bu kadın onu öldürdü. Ve bildiği şeyler Harold'la ilgiliydi. Ben bunların bir şekilde bir birlikte çalıştıklarını düşünüyorum ama kadını da öldürdü yani. Ne bileyim Necromancy de kendisini geri getiremez herhalde değil mi? Yok kendisini geri getiremez öldükten sonra. Sen bunu şey yapabilir misin? Bunu kaldırabilir misin geri? Bilmem kaldırabilir miyim? Hayır ne yazık ki o kadar da güçlü değilsin. Bu arada off game götür kadını öldürüp bıraktı mı yoksa bir şeylerini götürdü mü? Kafasını falan alıp gitti mi yani? Şeyler gelecek birazdan onu hani guardlar gelip alacaklar. Ha. Sesi geliyorlar yani yavaş yavaş. Abi kadının şey üstünde kolye molye bir şeyler arıyorum ya. Artık bir şey kalmamış. Abi şey yapıyorum. Elf. Çok şey var. Elf olan var mıydı? Yok. Yok hayır başka bir şey yok. Peki Yuki sana bir şey soracağım. Belki biliyorsunuz. Elflerin özel bir yeri var mı? Nasıl yani? Atıyorum ne bileyim. Kasığının kadın... tam yanı. Ne bileyim elini menini keselim mi? Gözlerini alalım mı? Ne bileyim. Neden? Belki nekromansiyonluk yaparsın. Serserilik yaparsın. Ben saçından bir tutam kesip alıyorum abi. İğrençsin. Al. DM Bey işine yarar mı öyle bir şeyler benim? Kendi zevkin varsa karakterinin olaraktan söylüyorum. Yani kendi zevkin için. Ama hani büyüsel olaraktan veya gibimsi trak bir şeyden lazım olur mu diyorsan hayır. Bir elfin bir yerinin bir şeye bir faydası olmaz. Okey. Yok hiçbir şeye bir faydası yok. Bırak kalsın olduğu yerde. Hak ettiği gibi ölü zaten şu an. Abi parmağında falan bir şey yoktu değil mi? Vardı da o artık bende. Parmağında bir eski bir hani yüzüğü çıkardığın zaman bir iz kalır ya parmağında o var. Ya bayağı takmış ya. Oğlum ben aldım ya yüzüğü bayağı... salak mısınız çocuklar? Yüzük bende ya gösteriyorum bunları. Aldım ya hop şişt, kafanız mı iyi? Alo. Parmağındakini mi gösterdin cebindekini mi gösterdin? Ya ondan alıp cebime attım ya bir tane. Ha onu gösterdim. Yüzük herhalde bunun izidir yani ne olacak başka iz var mı? Yüzük büyüdü. Onu fark ettim. Vuh. Uf. Böyle parıl parıl parlamıyor ama hani bir aurasını hissedebiliyorsun bir nevi. Çocuklar ben bu yüzük bana bir his veriyor. Ay precious. Nasıl yaptın bunu? Garip hissettiriyor bu yüzük bana ama bilmiyorum altından ne çıkar. Çok göz önünde tutmayalım en iyisi. Abi. Bir şey soracağım. Şimdi şeyi sorgularken, kareyi sorgularken bir şey duyabildiniz mi? Öğrenebildiniz mi ya? Bu kadın nereliymiş? Bir yerde yaşıyor muymuş? Yok hiçbir şey söylemedi. Boş yaptı sadece. Yuki. Efendim. Biz uyurken bir şey konuşabildin mi? Bir yerde yaşıyor muymuş? Evi falan var mıymış? Evi var ama nerede olduğunu söylemedi. Hadi ya. Neyse belki bu yüzük titrar mitrar bize bir yol gösterir bilemeyiz. Neyse. İyi madem ne yapalım. Saat kaç gibi tam şu an? Tam çıkalım madem. Sabah mı hala? Saat sabah böyle 9.30 falandır en fazla.
Çocuklar, güneşin tepeye çıkmasına daha var. Sanırım... Bir şey diyeyim mi? Hı. Ben açıkçası Harold'ın bu mektupta yazanlar üzerine düşündüğüm şey şu. Harold bence bu kadını nekromansiyle belki tekrar diriltebilir. O yüzden cesedi nereye götürdüklerine baksak mı? Ben de ondan şüphelenmiştim zaten. Bu ikisinin arasında kesin bir bağ var. Ben ha, de var böyle deyince aklına geldi Yuki. Böyle deyince bir aklına geldi. Beden bütünlüğü olmazsa diriltme işlemi de olmuyor. Ha öyle mi? Yani hani beden bütünlüğü kastım saç tutamı değil. Kol, bacak falan gibi. Peki şey mi? Mesela atıyorum. Uzuv büyüklüğü önemli mi? Mesela parmağını sen kestim. Sen sen bilmiyorsun. Yani onu soracaktım ben de. Yani mesela elini kessek parmak ya da parmağını kessek. Parmak değil de el olur. Parmak olmaz. Parmak. Elini kesem. Kazer. Kazer. Bu kadının elini kes. Niye niye ya? Çıkalım. Niye kesiyorsun? Çıkın diye açıklarım. Çıkın diye açıklarım. Başımızı emin hiç açma bak. Kes kes. Uf tamam. Ey ne yapayım bunu? Bon appétit. İle aldım böyle sakladınız kenara falan koydunuz. Adamlar gardlar da geldi zaten burada. Bundan sonrasında biz devralırız bayılır. Cemre olmasa ve... şahane şakalar yapardım ama. Lap 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 geriler içeriye. Hadi çıkalım biz de bu sırada yürüyün. Buyurun beyler buyurun. Lordumuz size bir paket bıraktı. Kolay gelsin. Çabuk öbürleşi görmeden tüyelim. Çabuk çabuk. Öbürleş ne ya? İçeride Wolf'e var hala kanlanan yer. Kan yani. Wolf'i yendi. Yendi de kanını mı hüpletti yerden? Sonuçta bir şey vardır yerde çocuklar. Ha o duruyor benim. Evet doğru. Hadi gidelim çabuk çabuk. Hadi gidelim. Benim acilen bir bira içmem lazım. Bu arada benim sırtımda o büyük denizci şeyi var ha. Bu arada yanıma aldım ben. Ciddi misin? Onu cidden sırtında taktın mı? Evet taktım abi. Kullanır bir yerde inşallah. Fırlatır mısın ne yaparsın? Bu Dark Souls'ta tekerli iskeletler var böyle kabus. Ona dönecek bu. Bir şey soracağım abi ben ya. Unuttuğum için soruyorum. Benim skill, daha doğrusu spellerimin limitleri kaçtı? Ben şimdi bir tanesini kullandım level 0'dan. Onlar gözümün önünde olsun. 2-3-4 müydü? 3-4... 3 mü öyle bir şeydi sanki? 3-5-4 müydü? Bunu ben sana daha sonra sana söylesem şu an giremiyorum da o siteye. Ha okey. O zaman ben kullanacağım kafama göre bugün. Şeyle yapabilirsin. Hani siteye girip kendi o orijinal karakterine basıp büyüler kısmına bastığında yukarı kısımda 0'a bir rakam, 1'e bir rakam, 2'ye bir rakam yazdı. Tamam tamam. Aha. Burada yazıyormuş. Görebiliyor musun? Aha, ben zaten oradayım. Tamam okey. Tamam okay, görüyorsun. 3-4-2'ymiş okey. Aynen 3-4-2'ymiş güzel. Bundan 2 kaldı. 2-2-2. Tamamdır. Eyvallah Erçal. Hana, ben çocuklar hana gidelim. Artık karnım da aç zaten. Peki abi gidelim de bu... Ben bunu bu suda bir yıkayayım ben bu parmağı ya. Bir de ben bunu biraz bağlayayım. Akmasın kan, bu oyuna damlar şıp şıp yemin ederim. Üstüm başım kokar. Nasıl kan... ne? Süsseydin onu bir. Yuki bayıldı ya. Nasıl kan? Ne? Beni kan tutuyor. Lan ne yapıyoruz? Evet. Okey misiniz? Abi gidelim bir şeyler içelim bari ya. Tamam siz hana gidin. Ben de o sırada gideyim bir şeyciden. İksir malzemeleri satan bir yer vardır illa ki. Oradan şu eli koymak için bir kavanoz, poşet moşet neyse artık onlardan bulayım yani. Neye koyuyorsak. 25 kuruşum var mı vereyim mi? Tamam mı? Bir tane han vardır umuyorum. Hangi hana gideceksiniz? Merkez hanı. Merkez hanı. Caminin yanında. Old Shepherd diye bir tane handa takılıyordunuz. Oraya gidersiniz.
Okey, tamam. Ben gidiyorum oraya. Sonra ben gelirim oraya. Nereye gidiyorsun sen? Tamam mı? Şimdi kediye ilacını vereceğim. Onun için aşağı ineceğim de. Ha. O yüzden o sırada bir yerlerde bu eli koymak için bir şey almaya gidiyorum. Peki. Ben. Tamam mı? Tamam. Hadi çür. Haydi. Ben de bir tavarla müziği patlatayım bu esnada. Bir 5 dakika bir lavabo morası verelim isterseniz. Tamam, verelim. Ben de bu arada chatten bir şey deneyeceğim. Reklam izletme gibi bir şey varmış. Bir dakikalığını açayım bakayım ne olacak. Hiçbir fikrim yok. Tamamen sizin affınıza sığınarak yapacağım. Siz çocuklar gidebilirsiniz o esnada. Nereye gidiyorsunuz? Nasıl yapılıyor iş bilmiyorum gerçekten. Önce tabi adblock varsa büyük ihtimal oynamayacak ama nereden yapılıyor lan? Ah. Reklamda mıyız? Yok değiliz. Sesimiz de gidiyor. Chat var mı chatte arkadaşımız? Chat'te var, insanlar var. Erça var. Son birkaç yayınımızda bize hep eşlik ediyor. Hoş geldin. O da reklamda ne var? Hatta içerik neymiş? Reklam kontenti saçma sapan bir şey mi? Hiç bilmiyorum. O yüzden 30 saniyelik bir tane ateşleyeceğim. Evet, reklamları izlediniz. İyi, bundan sonra şey yaparız. Mola falan verirsek şey yaparım ya. 3 dakika, 1 dakika neyse artık. VIP üyesin diye değil, adblock'un olduğu için olabilir o. Kanka peki şey oluyor mu? Ne derler? Reklamın dakikasını ya da ekrana bir cooldown koyabiliyor muyuz? Süre koyabiliyor muyuz? Hoş geldin Vax'ı. Şöyle abi, reklam 30'luk, 60'lık, 90, 120, 150, 180 falan diye saniyelik reklamlar var. Aha. İşte onları açıyorsun. Anladım. Öyle hani biz bir yere... Ve sana para kazandırıyor. Ya bilmiyorum nasıl oluyor işte. Hani şimdi FRP'ler uzun sürdüğü için abi 2 dakika mola verelim dediğimde bir tane 3 dakikalık açarım yani. Yoksa insanlara haydi bakalım şimdi reklam izleyin hop falan diye. Dur yere en aksiyon. İşte prensin odaya girip kapıyı açtığı yerde reklam girersek salaklık etmiş oluruz yani. Küfür etmiş oluruz. Yani evet, iyiyim Maxi, sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Biz de chatimizle ilgilenelim o esnada. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ne olacak böyle bu memleket? Şu evden artık çıkalım. Bunu düşünüyorum şu an. Çıktınız da bana geleceksiniz o çapırda. Evet. Hatta sizi getirteyim ben şimdiden, hazır ben de gelmişim ve Cem'i de karakteri başka bir yere gitti. Olur. Neye getirtiyorsun? Valla siz girin diyor Cem'le zaten. Git. Hikaye olarak da yanımızda değil şu an. İyi vakti aynı olsun abi, kötü. Daha kötüsü olmasın da. Nasıl? Pozitif. Pozitif konuşuyorum. Chat'imle. Necdet o evet, uzun zaman oldu. Gerçi geçen hafta vardı. Evet. Başlayayım mı ben? Sen... İyi bro, senden de haber, ne yapıyorsun? Tamam, başlamayayım. Ben size şarkı söyleyeyim. Savunmaya devam Mustu. Sen ne yapıyorsun Vaksiciğim? Hayat nasıl? Derdi. Copyright yok değil mi? Copyright var. Yok, benim söylediğimde var. Aa, sana atarım.
telif atarım sana. Gerçi yok. Ben kendim bir şey söylüyorsam bunda copyright olmuyor ağzımla yaptığım için. Çünkü ben olmaz yapıyorum. Yani Twitch'te olmaz. Ama gidip de copyright'ı ya Twitch'te olmaz, YouTube olur. Neyse. Ya yani Twitch'te bizi arkada şu an posa müzik çalıyor. Onların copyright'ları denk gelebiliyor bazen de. Bu sıkıntı olmuyor. Yayın esnasında olmuyor. Yayın sonrası tekrar izlersen kayda oluyor. YouTube'da kayda zaten sıkıntı yok, olmuyor. YouTube'daki hani koyarım ama para kazanamazsın diyor. O yüzden YouTube'da sıkıntı yok. YouTube'da zaten 5 kuruş alamıyoruz. Ya yani artık Twitch'e yöneldik. YouTube bizim kayıtlarımızı attığımız bir yer oldu. Hana getireyim ben sizi. Tamam. Hemen Vaksi'ye evet cevap veriyorum. Yuki şeyde kedisine mama verecekmiş. Gelecek şimdi. Haydi Hana gidelim. Haydi Old Shepherd'a. Yaşlı çoban Hana. Okey. Hana girdiniz içeride küçük bir tane hani genç bir bayan dwarf var. Aşkar. Bunu tanıyorsun. Zaten sen biz burada kalıyordunuz ya. Kendisi aşk burada şey yapıyor. Innkeeper'ınız o yani. Aşkar ismindeki bir dwarf. Oy. Her zaman kendi kemerinde, belinde bir tane şey tutuyor. Eskiden kullanmış olduğu iyi bir kılıç var. Kullanılmış bir kılıcı var. Belli zamanda kullanılmış, yıpranmış yani kınımına. O kılıçla duruyor. Ay geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam da biz de Hana soktuk. Öyleyse gidiniz bu içeri. Aşkar kardeşime bir şeye bakıyorum. Dwarfça biliyor muyum diye. Eğer biliyorsam. Ben Dwarfça biliyorum kardeşim. Ben yakmışım. Dwarf dilinde bir bilmiyormuşum. Tamam. Evet. Abi sesim geliyor mu? Evet. Evet geliyor, geliyor. Abi girdik handayız. Neydi bacımın adı? Aşkar. Erkek. Aşkar. Gerçi bilmiyorum aşkı sakalı var ama. Yok sakalı yok, hayır. Sakalsız dwarf mu? Aşka. Aşk karısı. Aşk ona böyle şey dwarfça bir şeyler konuşacağım yani böyle sanki özellik bir cumhuriyetmiş gibi. Aşkar ne yapıyorsun? Abi ben masaya geçiyorum, bana bir bira söyle deyip geçiyorum ben. Tamamdır. Yemek de söyle. Şey... Kerem ne yaptınız ya? Ya geldin mi? O gel Yuki gel gel. Elimi kaldırdım. İçeri girdiğini gördüm. Gel bir şeyler yiyelim. Aynen çok acıktım ben de ya. Döndü böyle aşka sana. Oo sen dwarfçı bilir miydin? Ayıpsın. Yani böyle güzel dilleri her zaman. Abi dwarfçı şey konuşsana ya. Şiveli böyle Türkçe öğrenmiş Rus gibi. Ben Balkan mi? Ha, biraz Balkan tarzı falan. R'leri baskın. R'leri bastır aynen. Biz böyle güzel dilleri biliriz. Anlatabiliyor muyum? Dwarfçı böyle konuşuyor. En güzeldir bizim dilimizdir zaten. Erkek gibi de sesi var bunun. Hadi gel bir bira da benden sana olsun. Yakışıklı. Oo, teşekkür ederim. Neler nereden geldin anlat bakalım. Bayağıdır dwarfça konuşmayalı olmadı. Çok dwarf gelmiyor buralara. Hepsi kendi mekanlarına takılıyorlar. Hay Allah. Oysa ki bu güzel tavernde bir bira içmek herkesin hayali olması gerekiyor. Ya biz de işte arkadaşlarla geldik. Böyle bir karnımızı doyuracağız ya. Biz seninle tanışalım. Efendim? Ha? Aşkar ya biz seninle tanışalı ne kadar oldu ya? Bayağı oldu sanki ya. Olmuştur bir hafta falan. Ben de çok da hatırlayamıyorum o kısımları. Ya malum gelen giden çok oluyor biliyor musun? Ama biliyorum. Ama hani gece konuşanlarla pek de rast gelmediğim için. Tırlayam. Peki bir şey soracağım. Şimdi biliyorsun bu dil öğrenmek için çok avukat ettiğimi anlatmadım sana ama akşam kalmak için böyle rahatsız edilmeyeceğimiz bir yere ihtiyacım var. Sence nerede kalabilirim burada? Bana güzel bir ben köşe oda. Bir oda ayarladım. Hemen. Üçünüze mi? Evet. Üçünüze birden tek bir oda mı? Evet. Kız rahatsız olmasın?
Yok ya, bir şey olmaz. Ben onları ayarlarım. Başla. Güzel. Tamamdır. Ne yersiniz, ne içersiniz? Dostuma bir bira, bir bira da şu şeye. Bayana. Bayana, bayan değil kadın bu arada da. Ben de bir bira alayım. Tabii sen ısmarlıyorsan. Sana zaten biramı ısmarladım canım benim. İki çevirdiğim kadar. Üç tane de bize biftek olur mu? Olur, biftek olur, neden olmasın. Tamam dostum. Siz geç masaya, ben getiririm. Tamam, teşekkür ederim. Korca bro. Şey yaptı, mutfağa doğru gitti. Bir şeyler söyledi, geri geldi. Kendi mekanına. Sen ekledin, oturdun masaya. Bir süre beklediniz. Konuşacağınız bir şey varsa istersen. Kaiser, bu aşkar sana yükseliyor galiba. Ha? Ayarlayayım istiyorsan. Ya, hayır abi, yok da yok boş ver şey. Yani buraya geldiğimde bu lisan çok şeydi böyle. Hoş geldi, ben de öğrendim. Zaten köyde de az çok biliyordum. Kaiser, sen fark etmedin. Böyle bir cümlenin ilk başını cücece olaraktan dille devam ettirdin. Sonra ortak dile döndün. Ya burada yaparken ben öğrendim ama ondan sonra öğrendiğim için şey yapamadım yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Söylediğin yemekleri geliyor değil mi? Geliyor. Bir de bize bir oda, köşede bir oda var kimsenin bizi duymayacağı. Bir şey olacağı zaman büyük ihtimal o odayı kullanabiliriz konuşmak için. Tamam. Peki arkadaşlar. Söyle. Yani bu durumda ne yapacağız biz? Akşam şeye gideceğiz mi ya? Akşam değil, öğlen gideceğiz. Ne yapayım, öğlen? Gideceğiz, ne yapalım? Çağırdı. Gideceğiz peki. Ya yani, ama bilmiyorum. Biliyorsunuz buranın güvenliği Golden Beer'lardan sorulur. Tamam da şöyle bir şey var. Yani ben şeye tam bakamadım suratına da. Kadın gayet dostuymuş gibi anlatıyordu ve bir anda tersi döndü. Bu adamda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu adama çok fazla güvenmemeliyiz bence. Ben de öyle düşünüyorum. Adamı yakından incelemek işimize gelebilir aslında. Yani neymiş? Derdi neymiş onu görelim. Bizi niye çağırdı? Bu da önemli bir soru. Bizi niye çağırdığısı var mı? Çok belli değil mi yani? Bir şeyler biliyor muyuz? Kadın bize bir şeyler söyledi mi diye ağzımızı arayacak. Ya da bilmiyorum. Belki direkt öldürecek. Siz beni korursunuz değil mi arkadaşlarım? Koruruz da gideceğimiz yer evim ya, malikanesi, kaç tane adam olduğu belli değil ya, gitmesek mi ya? Elimizdeki... Lord'un davetini geri mi çevireceğiz Kaiser? Yani bilmiyorum. Biliyorsun ki ben zaten sizi bir yere getirmemin nedeni Golden Beer'larla olan ilgili gizemleri çözmekti ve onların inine girmek İyi bir fırsat da olabilir. Ben gideceğim yani. Bence de gitmek ama tetikte olmak gerek. Boş boğazlık etmememiz gerekiyor Kaiser'cim. O zaman size kolay gelsin, ben gelemiyorum. İstersen gelme oğlum. Kaiser'in satışları buraya kadar geldi. Bir çarma bakar. İyi tamam madem ya. Ben de o zaman şey yapayım ya. Biraları yemekler için ben bir kılıcımı bir temizleyeyim. Temizle. Öyle doğru. Yuki sen ne yaptın? Hallettin mi işini? Ha evet, hallettim. Aldım yanımda. Ama tabii ki şu an insanların içinde onu oraya koyup kaldıramayacağım için. Yani tabii güzelmiş. Yuki sen de şöyle bir şey yaptın. Gittin. Pazardan turşu suyu aldın. Kavanoz aldın. Doldurdun ona. Eli de onun içine gizlice koydun, geldin. El bende miydi? Kaiser'de değil mi? Hayır ben... Sen aldın diye varsayıyorum bunu yapmak ha, için tamam. Gittin ya. Ya okey tamam. Ben hallettim o işi ya, merak etmeyin, siz şey değil, problem yok. Turşusunu buldum. Hadi kız bak yedik. Yemeğin yanında kapak yaparız. Şey yapalım mı? Odaya koyalım mı şeyi? Yukarıda bir oda kiraladım. İstersen... Bakalım ya. Hı? Bir odaya bakalım neymiş, nasılmış. Tamam, ben odayı şey yaparım. Dwarflar. History talentimi kullanmak istiyorum. Dwarflar hakkında bilgi istiyorum. At abi. Geliyor.
Benim şey knowledge history 8. 5 13. Hiçbir şey bilmiyor ki bu salak. Cücelerin kendi arasında söylediği ve hani etrafında dönmüş olan, yayılmış olan biraz yaygın bir hikayedir bu. Cücelerin eskiden çok güzel bir tane dağın içine yapmış oldukları bir kale var idi. Ancak bundan işte 300 sene önce oluşan bir depremden ötürü o krallık depremde dağın içeri çökmesinden ötürü yok olmuş. Peki bundan değil. Mesela verdikleri sözleri tutma şeyleri var mı mesela? Bir söz versem ölümünü tutarım falan diyorlar mı? Bu kültürdür, tarih değil. Çok, çok bilgili diyeme denk gelince de böyle oluyor işte. Bir dahaki de sen diyem olursun bence. Mesela, mesela bana söyleseydiniz ben yemiştim bunu, anladın mı? Gittiniz adamı vurdu bu öldü. Adam öyle seviyor, ne yapalım? Peki. Yemekleriniz geldi, biftekleri koydu ortaya. Böyle hepinize birer bira getirdi. Sana da ekstra bir bira daha getirdi, bitmiştir diye. Hesabı ödersiniz kasada dedi. Şeyde. Tezgahın oldu. Mekana geri döndü. Yiyelim, doyalım. Bon appétit. Gidiniz doydunuz. Yes. Güzeldi biftek, gayet güzel. Dana biftek. Mamma mia. Daha vaktimiz var çocuklar, ne yapıyoruz? Odaya gidelim de ben şu şeyi koyayım. Yanımda mı gezdireceğim? Tamam, sen götür. Sen odaya çıkıyorsun. Kera, ortam biraz sessiz ya sanki. Sessiz biraz ortam. Seni mi özlemiş, ne var? Ortam ama sabah vakti kimse var mı? Kendi sesimi de yormayayım. Kahvaltı yapanlar var, o kadar da şey değil. Öyle hani eğlenceli bir ortam. Ay niye bu kadar korkuyordum? Hiç hanımefendi görüyor muyum? Radarıma girebilecek seviyede. Çift olaraktan görüyorsun. Manitusu var yani. Solo görüyorsun. Solo yok. Şey var. Hancı var. Dwarf. Hancı olmaz. Niye olmaz? Asgar. Neden? Hancı ile aranı iyi. Hancı ile aranı iyi tut. Peki. Gidiyorum Hancı'nın yanına. Asgar, ne haber? İyidir, senden ne haber? Ben de iyiyim, sağ ol. Uğraşıyoruz. Burası biraz sessiz mi ya? Biraz eğlensek mi? Ne dersin? Ya, sabah vakitleri biraz böyle sessizlik oluyor. Huzurlu oluyor. Ben seviyorum biraz da. Ben de öyle her seviyorum da kulağıma bir ses, acaba şarkı mı söylesem dediği için. Duyuyorum bazen öyle. Benim falan da çalabilirsin istediğin zaman. Daha önce de çaldığın gibi. Tabii tabii. Burada çalmayı çok seviyorum zaten, biliyorsun. Her türlü insan, her türlü varlık geliyor. Akşamları bülbül gibi ötüyorsun, şakıyorsun. Hepimizin de neşesini yerine getiriyorsun. Teşekkür ederim. Sizin için yapıyorum bunu. Şimdi ben teşekkür ederim asıl. İyi. Söylemeyeceğim. Vazgeçtim. Tamam. Hesabı kim ödüyor? Allah aşkına dur. Azgın borcumuz. Bak senin paran burada mı? Bırak bırak, ben ödeyeceğim. Bırak bırak ya. Öde abi, tamam. Bak çok kolay. Ya ben oğlum biraz ısaysene ya. Ben usulen söyledim ya. Öde öde, hadi öde. Hadi. Bu gecik. Bugünlük odalar dahil 10 altın ve 7 gümüş. Hadi 10,5 yaparım. Ya Asgar, senin gibi güzel bir dwarf bunu biraz daha indirebilir bence ya. Biraları bedavaya getirdim. Bir de indirim yap. Tamam. Ederim. Kara, sen bir odaya doğru gider misin? Ben bir bu güzel hanımefendiyle bir şeyler konuşacağım. Öyle mi? Peki, peki. Destek istersen söyle bak, hemen yardımcı olurum deyip fırlıyorum. Asgar, sana... sen buraların pirisin. Bayağıdır burada olduğunu duydum. Doğru mu? Evet. Sana birini soracağım. Acaba Salya adında bir elf duymuş muydun? Kulağında bir şey çalındı mı? Elfler buraya gelmez. Ben de onları pek sevmem. Anladım. Zaten çok çirkin bir kadın da.
Tamam madem ben kaçıyorum. Hadi öptüm. Hesabı ödedin mi? Hesabı ödedim evet. Tamam güzel. Bir an kaçıyorum deyince hesabı ödemeden mi acaba diye yaptım. Bir dwarf tamam. Asla unutmaz. Asla. Hele hele birasının parasını birayı beleşe verdi. Peki ben öyleyse yukarı çıkıyorum. Kapının önündeyim. Yuki açıyorum kapıyı bak. Eğer uygunsuzsa cümleyi bitirmeden aa diye açıyorum kapıyı. Yuki ölmüş. Şey kafanda bir tane ateş topu patladı. As falan böyle. Oda 3 tane yatak. Biri odanın sol köşesine, biri odanın direkt en ilerisinde, diğeri de odanın en sağ tarafına yapıştırılmış. Oda biraz geniş bu oda. Orta tarafta bir tane yuvarlak bir masa koymuşlar. 3 tane sandalye koymuşlar oturup ne yaparsanız yapın diye. Kenarda bir tane tahtadan oluşma bir leğen var. Yani isterseniz sıcak suyu aşağıdan alıp buraya girip banyo yapabilirsiniz. Bir tane tahta bir gömme dolap yapmışlar gardırop. Kıyafetlerinizi asarsınız. Askılık var kapının arka kısmının orada. Böyle zırhınızı mırhınızı veya herhangi bir şey asmak isterseniz asarsınız. Güzel bir oda. Güneş alıyor. Güzel güneş alıyor. Perdeyi hani perdesi yok da dış şeyler olur ya pencerelerin tahta. Bir şey kapı çekersin. İsmini hatırlamıyorum onların. Ondan var. Valla. Abi ben gerçi şey ya zırh çıkarsam mı ya? Bilmem. Girdiniz içeri kapıyı kapattınız. Saat şu an 10.30 civarı falan. Bizim oraya gitmemiz kaç dakika? Ne kadar sürecek? Pek sürmez. 12'de çıksanız yetişirsiniz. İyi bari. Of. Ne yapalım ya? Arkadaşlar. Bence... Şeye gidebiliriz. Bence... gidebiliriz Cahil'in yanından. Bir şeyler öğrenmeye çalışırız. O değil de... Sen yıkanmayı düşünmüyor musun? Yuki, sen yıkanmayı düşünmüyor musun? Yüzümde hala kurumuş kanlarla gezerken bunu söylemek. İkiniz de bu odadasınız yani hangi gerizekalı düşüncesiz 3 kişiyi aynı odaya aldıysa. Yani yok benim öyle değil. Benim için sıkıntı bak. Değil yani istediğin gibi. Yani bu haline de çok güzelsin. Yok kesinlikle bir şey demiyorum ama sıkıntı değil. Burada kan yıkanabilirsin. Ben de bakmam, gözlerimi kapatırım. İyi peki, aldık mesajı. Biz çıkalım o zaman. Ama çıkmadan önce, aha bir dakika. Yüzüğü çıkarıyorum, Salya'dan aldığım ve... ...Yuki'ye uzatıyorum. Bana hissettirdiklerini sen de hissediyor musun? Belki... ...benden daha fazla şey anlayabilirsin. Ve bu bir evlenme teklifi değil bu arada. Çok iyi yüzük verirken. Yüzük sana da bu bir büyünün içinde barındırdığının hissiyatını, o küçük titreşmeyi sana veriyor. Hani için titriyor büyünün varlığını bildiğin için. Bir miktar öyle çok da fazla değil. Abi bir şey soracağım. Yüzük falan diyorsunuz. Ben niye hiçbir şey hissetmiyorum ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben cevap verme gereği bile duymuyorum. Bana mı? Kaydere. Peki sen peki bir şey fark etmedin mi? Ha? Sen anlarsın belki. Evet bir titreşim var ama daha fazla incelemem gerekiyor. Peki öyleyse bunu bir ara kurcalayalım. Ben geri rica edebilir miyim? Neden? Çünkü ben aldım biliyorsun ben seviyorum böyle şeyleri. Tamam inceleyeceğim. Geri vereceğim sana herhalde. Hırsız mıyım ben? Sen beni neyle itham ediyorsun şu an? Abdülhamit'i savundun. Tabii ki ben sana tüm kalbimle güveniyorum ama... Ben bir not, bir kıza asla yüzük verip o yüzüğü geri istemeyeceksin. Lütfen ama lütfen. İstediğin zaman yine veririm zaten. Şimdi zamanımız yok bunu incelemen için.
Ben böyle korkutmak amaçlı elimde bir şeyler çıkartabiliyor muyum? Ne çıkaracaksın? Yapabiliyordum. Benim öyle bir büyüm vardı. Dur saniye. Ha, Prestigitation diye bir tane büyünle ufak bir fıt fıt bir şeyler yapabilirsin. Ha, onunla böyle fıt fıt bir şeyler yapayım da bu korksun salak. Ödlek zaten benden korkuyor. Tamam ama bunu yaparken bir kelime söyleyip elinden bazı hareketler yapacaksın. Tamam. Mephisto sende olan büyünün birebir aynısını yaptı. Abi. Aa onda da vardı. Ya o unuttum ben. Kalkırsın. Yok canım o kadar değil. Abi ben çok hoş bir şarkı söyleyip büyülemek istiyorum hanımefendiye. Oo. O zaman bana bir perform zarı at. Fascinate atacağım. Perform zarım geliyor. Yani elinde ne çıkardı onu gördük mü? Ne çıkardın elinde? Ne küçük çıkardım? Kıvılcımlar falan çıkardın diye hayal ettim ben. En küçük kıvılcımlar olsun bari. Evet. Aklında başka bir şey varsa onu yapabiliriz. Yo evet ben de öyle küçük kıvılcımlar ateşimsi bir şey diye düşünmüştüm. 12, tamam. 11, 23 abi. Yuki için bir tane irade zarı atabilir misin? Bil. Atalım. Bir de Kaiser için. Oyuncular Kaiser orada mıydı? Aa, Kaiser de orada. Evet. Ben çıkmadı. 9 geldi. 9, 15. 14. Tamam. 14. Tamam. Kaiser'inki geliyor. 5. İraden kaç Kaiser? Şey geçmez. 10 mu? Yani 25'i geçmeyeceksin rahat ol. 23 beni kaçtı. Geçmez. Geçmez geçmez. Sen evet. Bir şarkı patlattın o yanık sesin Mekera Hindiba. Patlatayım mı? Öyle güzel, öyle mükemmel bir söyledin ki patlat. Ver o yüzüğü bana. Senin güzel ellerin daha iyisini hak ediyor. Patladım şarkımı. Diye patlatırken şarkını. Böyle eliyle o hareketten o kıvılcımlar çıktıktan sonra böyle ha diye eli açık bir şekilde yüzük avucunun içindeyken kaldı. Sonra bir baktın Kaiser de aynı şekilde kalmış durmuş böyle sana bakıyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Sadece seni dinliyorlar. Öyle şey gibi değil. Ağzının salyası akmıyor ama hani bir hayranlıkla sana bakıyorlar. Bayağı bir hayranlıkla. Tamam Yuki'ye yaklaşıyorum. Tatlım yani sana güvendim biliyorsun ama bana ters düşmeni istemiyorum. Yanağından makas elinden yüzüğü alıyorum. Şarkıyı bitiriyor musun? Şarkımı bitirip bu ikisi arkadaşımı rahatça oturtuyorum. Siz birazcık dinlenin isterseniz. Ya da Kaiser'i şarkıyı bitirdim. Herkesin iradesi geri kendine geldi. Tekrar bir sirkindiniz o güzel şarkının büyüsü gitti üzerinizden. Ne oldu lan? Kaiser biz çıkalım Yuki yıkanması gerekiyor çünkü her yeri kan. Tamam şuradan kılıcımı alayım da. Aa üstümdeymiş tamam çıkalım. Aa Yuki yüzük yok. Tabii ki de bütün olanların var olan şeylerin bilincindeydiniz. Bilinciniz kaybolup geri gelmedi. Olanların birebir farkındaydınız. Sadece hayranlık duymanın verdiği aşırı baskılanmayla hareket etmediniz. Karşı bir hamle yapmadınız. Öylece hayranlıkla baktınız. Her şeyi gördünüz, her şeyi duydunuz, her şeyi de hissettiniz. Okey. Okey. Ben çıktım. Kaiser güzel. Geldiyse benimle. Ki şu an sinirden masayı tekmeliyor ve kapı kapandı. Cemre burada mı? Yuki burada mısın? Bütün bu güzellikler olurken Yuki burada değil miydi? Abi içeride kaldı o şu anda. O yüzden konuşamıyor. Buradayım ben. Ya buradasın tamam. Ya bizimkiler gelip gidiyorlar da o yüzden ses kapatıyorum ben. Ha anladım. Sen duşa gireceksin. Banyoya gireceksin. Duşa gireceksin dedi. Leyen'e gireceksin bu arada. Kova. Bari biriniz insanlık erkeklik yapıp aşağıdan sıcak su getirsin. İstemedi ki bana ne ya. Tamam hadi neyse yıkanmış olayım.
Suyu kim getirecek? Su yok. Ya tamam götürürüm. Ben gider alırım ya. Ben gider alırım. Tamam. Çıktın, aldın, geldin, yıkandın. Tamam, uzatmıyorum daha fazla. Diğerleriniz, sizler de yıkanıyorsunuz. Biz güzel de yıkanak da zaman geçsin. Evet. Herkes o, oh, tertemiz oldum. Saçlarımı topladım, küpelerimi taktım. Yüzüğümü geçirdim. Oo, tam bir karizma, tam bir erkek. Şahaneyim. Zırhımı böyle bir tozuna aldım, böyle bir yıkandım. Kılıcımı temizledim, böyle vışink vışink yaptım. Kılıcını da yıkadım. Kılıcımı bağ yapması olmaz. Zaten kılıcımı tam dövdüm. Atlanacak şey değil. Herkes hazırsa çocuklar, saat artık, güneş tepeye çıktı. Ufaktan gidelim mi? Gidelim gidelim, hadi gidelim. Odayı kapattınız, kapısını kilitlediniz. Anahtarları zaten sizde, hepinizde birer tane anahtar var. Ve yola çıktınız. Golden Bear ailesinin bulunduğu yer, böyle çok zengin kişilerin, hani şehrin en zenginlerinin, insanların takıldığı, böyle cidden kalitenin aktığı bir bölge. Buradaki evlerin güzelliği, ihtişamı diğer tarafları böyle gölgede bırakıyor komple. Lan nereye geldik lan? Bir gün buraya kapak atacağım çocuklar. Ve sizler de benimle geleceksiniz. Acaba buranın kirası ne kadardır ya bunların acaba? Onu bilmiyorum. Neden kira versinler ki? Of ya, bu adam çok utanmaz ya. Gerizekalı ya bu kız. Valla çekeceğim kılıcımı, keseceğim şimdi ha. Golden Bear ailesinin o evinin bulunduğu yere geldiniz. Orada kocaman bir bahçe var. Bahçenin oraya bir tane masa kurulmuş. Orada bir kahvaltılık, yemeklik yerler ayarlanmış. Birkaç tane gard etrafta, hani o iki kapının önünde bulunuyor. Gardın o iki tanesi orada bulunuyor. Direkt Golden Bear armalı bu arkadaşlar. Siz geldiğinizde bir hareket yapmadılar. Bir şey istemediler, bir şey sormadılar. Ve siz içeri rahat bir şekilde girdiniz. Masada toplamı 4 tane sandalye var. Üçü boş. Bir tanesinde de şey oturuyor, Harold oturuyor. Yemek hazırlanmış. Üzeri şeyle kapatılmış bu. Soğumasın diye konulan kapakla kapatılmış. Artık ona bir ismi var mı onun bilmiyorum. O kadar etiğim yok benim. Var mı ben de bilmiyorum. Girdik öyleyse. Beyim deyip çok böyle hafif şey. Yerlere kapanmıyorum da azıcık hafif bir selam veriyorum. Laubali gibi. Sen yaklaşın, o da ayağa kalktı zaten. Hoş geldiniz. Buyurun oturun arkadaşlar. Geçiyoruz. Selam verip ilerliyoruz. Sen de oturdun. Ben de oturdum. Sen de oturdun. Hepiniz oturunca Harold da oturdu. Yemekleriniz önünüzde. Zaten hemen her şey hazır. Açtığınızda tüten güzel böyle tavuk, gaz, artık nasıl bir lüks bir yemek hayal ediyorsanız onlardan yapılmış, böyle süslenmiş püslenmiş bir böyle ağır falan. Bir süslenme yok. Yok, o kadar da değil. Güzel ortaçağ et yemekleri önünüzde bulunuyor. Aa, şahane kokuyor beyim. Bizim için mi bunlar? Sizin için evet. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkürler, siz de iyiyim. Söyle. Abi. Sense motive'ye şey yapabiliyor muyum? Mesela yemeğe yapabiliyor muyum? Kokusuna işte... Yemeğe sense arasında... motive mi atacaksın? Yemeğin mimiklerini sezmek istiyorsan kardeşim, ölü mimikleri yemeğin. Ölü bir tavuk. Evet. Nekromansiyle girebilirim. Anladım. Zehir var mı diye mi bakacaktın? Ne yapacaktın? Neydi? Evet ya, bizden böyle bir var mı yok mu ne bileyim. Kendisi kendi yemeğine gömüldü. Yavaştan yemeye başladı kibar bir şekilde. Şeye bakıyorum. Tam böyle yemeğe mail ederken adama sense motive atıyorum abi. Ne sense motive'miş ya, at hadi at. Ne öğrenmek istiyorsun adamdan? Hani böyle pis pis gülecek mi acaba diye mi bakıyorsun? Böyle sen yemeği yerken hay yedi ha ha diye. At abi. Öyle şey hani. Yerken bize bakıyor mu? Bizi süzüyor mu ya? Pis pis gülecek mi? Yani yerken bize bakıyor mu? Tamam, çünkü ağzıma atarken sense motive atıyorum. Tamam, 15. Tamamdır. Senin 8 miydi? Benim sense motive'im 9. 9. Tamam, 24. Şundan eminsin. Siz yemeği, hani sizin lokmalarınızı saymıyor.
Ve lokmalarınızı atarken de böyle pis pis gülüp bir şey de yapmıyor. Yemeğe bir şey koymamış, bir tadında bir bozukluk. Güzel bir yemek. Tamam, yani ben hayvan. Yediniz, tok yediniz. Ve de hayvan gibi görmüyorsun, sana kalmış. Beyim. Tam bir samuray gibiyim. Beyim bütün gün sabahtan beri bir meraktır aldı götürdü bizi. Bizi buraya çağırma nedeninizden dolayı. Yemek için tabii ki teşekkürler ama biz artık biraz çok meraklandık. Lütfen bizi aydınlatır mısınız? Tabii ki de aydınlatacağım sizi. Ben bizim şehrimizin böyle yemeği bitirip bir ağzını sildi hafiften. Tam da bitirmedi de bir yarım bıraktı sildi. Şehrimizin deniz aşırı güvenliğine nasıl sağlandı hakkında bir bilginiz var mı arkadaşlar? Benim var mı? Hemen bir gather information atayım mı? Abi ben sana bir hikaye anlatmıştım. Anlatmıştım. Ha, sana da anlatacağım. Şu bu Sahuagin adı verilen bir yaratıklar vardı. Bunlar gemileri yağmalıyorlar idi. Bununla alakalı şehir yönetmeliği bir anlaşmaya varıp şehrin gelirinin bir kısmını bunlara veriyorlar. Ki bunlar gemileri yağmalamasın. Tamam. Beyim evet, birkaç şey biliyorum bu malum yaratıklarla ilgili. Sen de biliyorsun Kaiser. Aynı bilgiyi. Bu tarihte gelişmiş bir olay. Yakın tarih. Ben de yakın tarih. Şeyler yakın tarih. Güzel. Bildiğiniz iyi oldu. Sevindim. Bu günden bir 3 gün sonra şu müziği değiştireyim birkaç ya. Birkaç gün. Yavaş yavaş bir şekilde bu balık arkadaşlarımıza kazançlarımızın bir kısmını vergi olaraktan veya koruma ücreti olaraktan, maaş olaraktan bu balık adamlara verecek. Hani hem korsanlara hem kendi içimizdeki adamlara hem de bu balık insanlara da güvenimiz çok da fazla olmadığından kontrollü bir şekilde verilmesi için bu gemilere bazı güvenlik önlemleri alıyoruz. Ve ben bu güvenlik önlemi olaraktan siz üçünüzü de katmak istiyorum. Abi, bana şimdi biz Salia'yı tanımıyorum ayaklarına girmenizi istemiyorum. Ben orada panik yaptığınıza verdiğim için veya sizi suçlayacağımı düşündüğünüzden ötürü bu paniklere girdiğinizi düşünerekten o davranışlarınızı sineye çektim. Haklı mıyım? Tabii anlayışınız için teşekkür ederiz. Kesinlikle bir ilgimiz yoktu. Rica ederim, önemli değil. Hatta hani bu tür bir necromancer'ı böyle yere serebilecek güçte olmanızın o yaratığı kül edebilecek kadar güçlü bir büyücünüzün olması ve bütün insanları kendi o tatlı diliyle etkileyebilen bir insan evladının da bu masada olması. Siz üçünüz gerçekten bu görev için biçilmiş kaptansınız diyebilirim. Ama geminin kaptanı bulunmakta. Teşekkürler beyim, teşekkürler. Peki biliyorsunuz bizler de geçimini sağlamaya çalışan kullarınız. Kullarınızınızızız. Ya tabii duruyor. Ben de bu kullanamadım. Ben de bu kelimeyi bekliyordum dedi. Böyle tak tak yaptı abi, birkaç kişiyi şey yaptı. Üç tane küçük böyle hani mücevher kasası denilen kasalar olur ya abi sandığı. Evet. Üç adet öyle bir sandık geldi, önünüze koydular ve gittiler. Ho. İçini açtığınızda her bir sandığın içerisinde 100 adet platin para var. Bir platin 10 altına eşdeğer. Bütün bu paraların toplamı 3000 altın ediyor. Yuh. Benim oha, de cinaber. Efendim? Oha, 17 bin dolar. Anladık abi. Evet, teşekkürler beyim bu cömert teklifiniz için. Çocuklar... Dragonport için. Bizim gelişmemiz için. Benimle beraber ve bizim ailemizle beraber. Yani sonuçta bazı ailemizin başına gelen kötü olaylar var. Benim büyük kardeşim ve küçük kardeşim ne yazık ki de bilinmeyen sebeplerden ötürü Tanrı'nın eline gitti. Evet, duyduk ve üzerimizde çok nazar var. Üzerimizde nazar var diye düşünerekten bunları da sineye çekmek isterdim ama bana şeytansın diyen bir adamın da ortadan kaybolması
benim üzerime atılmaya çalışılan bir pisliklerin olduğuna dair şüpheleri bana uyandırmaya başladı. Ve benim etrafımda güçlü ve güvenilir insanların olması isteyeceğim en büyük şeylerden birisidir. Belki kader tesadüf böyle bir necromancer yakalayıp benim elime verebilmeniz çok hoş bir davranıştı ve ben bundan etkilendim. Ve bundan ötürü de sizinle beraber çalışmak ve çalışmalarınızın tabii ki de ücretlendirmesini de devam ettirerekten sizi ben işlerimde kullanmak istiyorum. Teşekkürler beyim. Bu bahsettiğiniz size bu iğrenç sıfatları söyleyen kişi Korik Ironbeard mi oluyor? Evet. Kendisi anladım, oluyor. Beyim. Anladım. İyi akşamlar Dedra. Hoş geldin. Ben bu teklifinize oldukça sıcak bakıyorum ve ben kabul etmemek için bir neden görmüyorum. Ama arkadaşlarımın da düşüncesi önemli tabii ki. Lordum, evet. Lordum, size hizmet etmek benim için bir zevktir. Efendim? Tabii, kabul ediyorum. Sizinle biraz tatsız bir karşılaşmamız olmuş olabilir en azından bir kapının önünde. Öyle bir davranışım için üzgünüm. Ancak birazcık sinirlerim zıpladığı için ben de bazı durumlarda zor kullanabiliyorum. Yo, lordum, estağfurullah lordum. Hiç önemli değil. Teşekkür ederim. Siz peki? Tabii ben de kabul ediyorum bu verdiğiniz görevi. Öyleyse bu sandıklar ve içeriklerin hepsi sizindir. 3 gün sonra buraya gelirseniz ben size gemi için gerekli üniformaları vereceğim ve geminin içerisine bir üniformalı gard olaraktan gelip bu vergi dağıtımını kontrol edeceksiniz. Bir olay çıkacağını düşünmüyorum ama olur da çıkarsa diye, çünkü Mevla yüklü bir Mevla. Bu Mevla'nın boşa gitmesini istemiyoruz. Bu düzenlediğimiz bu huzurun dağılmasını istemiyoruz. Bunu koruyacak kişiler olaraktan size güveniyorum. Tabii ki haklısınız. Tabii ki de yalnız olmayacaksınız. Teşekkürler. Bu görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. O zaman izninizi isteyebilir miyiz acaba? Tabii ki izin sizindir. Teşekkürler. Yemek için çok teşekkürler lordum. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Yaylanalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Off game bir şey sormak istiyorum. Bize bu evet. Görevi ilk kim vermiş? İlk görevi. Size bir görevi bir kimse vermedi. Kera senin. Dedi ki ben... Ha, ona da kimse vermedi ki. Kendisi ben ünlü şan şöhret için böyle bir söylemler var. Onu şey yapmak istiyorum dedi. Ha. Tamam. Tamam çıktık tamam. O zaman. 3 gün sonra. Ne yapalım çocuklar, nereye gün. Gidiyoruz? 3 gün sonra mı diyorsun? 3 gün sonra. O benim müziği kullanıyorsun yani reis tabii ki. Burada dilerseniz tam da bitirme yerinden, hani durma yerinde burada bitirebiliriz oturumu. Haftaya ki bir sonraki işimizde bu gemiye gard olaraktan gidip neler olacak, neler bitecek ve ileriki ki oturumumuzda ne başımıza gelecek hepsini görebiliriz. Olur. Yani çok bir aksiyon yapmadık ama bitirelim, yarın iş güç okul diyorsanız tabii. Hı hı. Hı hı. Öyleyse. Tamam sen. Öyleyse moderatörünüz Mephisto olarak konuşuyorum. Sakin geçen ikinci bölümümüzün sonunda, sanırım üçüncü bölümde artık aksiyonlar, coşturmalar yavaş yavaş hayatımıza girecek. Karakterlerimizin girdiği bu macerada bizleri takip etmeye devam edin. Ben bu yayından sonra çizim yayını yapmayı düşünüyorum. Çünkü doymadım ben yayın açmaya şu an. Dün galiba yaptığım çizime devam ederim. Bu videoyu YouTube'dan dinleyen arkadaşlar, yayın duyuruları Instagram'dan yapılıyor. Canlı izlemek isterseniz yakalarsınız. Yanımda Karamat, Yuki ve Depresif Pikachu vardı.
Kendinize iyi bakın. Ben birazdan yine burada olacağım. Çizim yapacağım. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.